Merhabalar sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, Manşet programıyla yeniden sizlerle birlikteyiz. Evet, biliyorsunuz Manşet programına yeni sezon için ara vermiştik ama o arayı geri çektik ve tekrar sizlerle birlikteyiz Eylül ayını beklemeden. Evet, çünkü ülkemizde oynanan oyunlar var, çünkü ülkemize duyarsız kalamayız, çünkü 15 Temmuz Türkiye için kara bir gün olarak geçti. Aslında ben kara gün demek yerine demokrasi günü ve halkın iradesine sahip çıktığı gün olarak, bence Türkiye Büyük Millet Meclisi 550 milletvekilinin artık bir şeyler yapması gerektiğini, yani artık bugün değil de ne zaman çalışacaklar, onu da çok merak ediyoruz. Bu arada Facebook'tan da canlı yayındayız sevgili izleyicilerimiz. İçel TV Facebook adresimizden de bizleri canlı olarak izleyebilirsiniz. Tekin Narşap'la Manşet Instagram adresimize sizler de duygu ve düşüncelerinizi iletebilirsiniz. Lütfen bizlerle paylaşın. Ve İçel TV Mersin Twitter adresimiz, İçel TV Facebook adresimiz 0324 alan koduyla 233-6655 ve 233-55-66 numaralı telefonlardan da bizlere mesajlarınızı bırakabilirsiniz. Tabii sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, aynı zamanda Facebook izleyicileri de bizlerle birlikteler. Artık onlara da selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Her zaman olduğu gibi programımıza başlarken aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı söylüyorduk. Söylemeye devam edeceğiz. Ve özellikle de 15 Temmuz günü hem resmi hem de sivil vatandaşlarımız şehit oldu. Demokrasi adına, demokrasiye sahip çıkma adına. Evet, kara bir leke olarak geçti. Fethullahçı terör örgütüne ait bazı, aslında ben hep şunu söylemişimdir. Yani Tekin Narşap'la Manşet Instagram adresimi takip edenler mutlaka görmüşlerdir. Bu süreç içerisinde biz de oradan görüşlerimizi dile getirdik. O yakalanan, sözüm ona, subaylar, rütbeliler. Benim hep bir önerim oldu. Şuydu. Bir kere o üzerlerindeki şanlı üniformayı bir kere çıkartın. Ve sonradan zaten yavaş yavaş artık o üniforma çıkartılmaya başlandı. Ve atletlerle çırılçıplak bir şekilde teşhir edildi. Sırtlarını çevirdiler, kameralara öyle yansıttılar. Hayır. O yüzleri görmek istiyoruz. Vatandaş olarak görmek istiyoruz. Bu vatana ihanet edenleri tek tek görmek istiyoruz. Mersin'de de vardı. Mersin'de de vardı. Bu arada Mersin'de de darbenin önüne geçen, sözüm ona darbenin, aslında darbe değil de işte 3-5 çakalın yapmış olduğu bir kalkışma desek daha doğru olacak. Mersin'de de bu kalkışmaya il emniyet müdürümüz, ben buradan bir kere daha kendilerini tebrik ediyorum. Çok teşekkür ediyorum. Demokrasinin yanında durdukları için, böyle bir kalkışmanın karşısında durdukları için il emniyet müdürümüz Sayın Doktor Rahmi Başdoğ'u da buradan çok çok teşekkür ediyoruz. İyi ki varsınız. Sizlere olan güvenimiz her daim vardı. Her daim öyle olmaya devam edecek. Bu vesileyle aziz şehitlerimizi rahmetle ve minnetle andığımızı, gazilerimize şükranlarımızı sunduğumuzu, yaralarımıza acil şifalar dilediğimizi, 15 Temmuz'da da hem şehit olan şehitlerimize Allah'tan rahmet dilerken aynı zamanda yaralanan vatandaşlarımıza ve resmi memurlarımıza da buradan geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz ve bir an önce iyileşmelerini istiyoruz. Evet, 15 Temmuz Türkiye'nin artık üzerinde durduğu, konuştuğu konu, programımızın da önümüzdeki günlerde uzun süre konuşacağımız konulardan bir tanesi. Tabii neler yapılması lazım onları da konuşacağız. Talepler nedir onları da konuşacağız. Tabii biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Bakanlar Kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Sayın Cumhurbaşkanı Başkomutan alınan kararlarla ilgili açıklamalarda da bulundu. 3 ay olağanüstü hal uygulanacak ama bu 3 ay olağanüstü hal sıkı yönetim olarak algılanmaması gerekiyor. Bakın bunun altını çizelim, çünkü yine o Fethullahçı terör örgütü, ya ben zaten şaşıyorum. O adamın arkasından gidenlere de şaşıyorum. Yani bana göre bu ülkeye zarar verebilecek olan PKK dışında çok büyük bir haince bir oluşum. Ve bu oluşumun arkasından gidenlerin de nasıl olduğu da onun peşinden gidiyor, onu da çok merak ediyoruz. Ve artık bu ülkede ülkeye sahip çıkmanın, halkın
kendi iradesine sahip çıkma vakti gelmişti ve halk direndi. Onurlu bir duruş sergiledi. Hayır kardeşim, Türkiye Cumhuriyeti demokratik bir ülkedir. Sen böyle bir kalkışma yapamazsın. Hele hele emir Pensilvanya'dansa hiç yapamazsın dedi. Ve başkomutanına sahip çıktı. Türkiye Cumhuriyeti'nin demokrasisine sahip çıktı. Sokağa indi, tankın önünde durdu. Ve en acımasızı olanı da o tanklardan, o helikopterlerden ve savaş uçaklarından hedef gözetilerek, bakın, hedef gözetilerek vatandaşın üzerine ateş açıldı. Ve onlar yakalandı. Gerekli cezayı görecekler. Tabii Türkiye artık idamı konuşuyor, onu da konuşacağız. İdam geri gelmeli mi? Evet, geri gelmeli. Ve idam edilmeliler. Hatta biliyorsunuz Fethullah Gülen mutlak suretle Türkiye'ye iade edilmesi lazım. Amerika Birleşik Devletleri'nin lami cimi olmadan, aması olmadan terör örgütünün, FETÖ terör örgütünün lideri olan Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmek zorundadır. Etmezse. Bakın, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapması gerekenler şunlardır. Bir, iadesini isteyecek yasal yollarla, işte resmi yazışmalarla. Eğer verilmezse o zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin operasyonel birliklerinin farklı ülkelerde operasyon yapma hakkı vardır. Nitekim buna örnek, Saddam Hüseyin'e Amerika Birleşik Devletleri nasıl operasyon düzenlediyse, Usame Bin Laden'e nasıl Amerika Birleşik Devletleri özel birlikleri müdahale edip onu bertaraf ettiyse, suikastle onu elde ettiyse, yakaladıysa ve öldürdüyse, Türkiye Cumhuriyeti'nin de bunu yapma yetkisi vardır ve Türkiye Cumhuriyeti bu seçenekleri mutlak suretle düşünmeli. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin varlığına, Türkiye Cumhuriyeti'nin bütünlüğüne kastedilmiş bir durum. Amerika Birleşik Devletleri'nin Fethullah Gülen'i Türkiye'ye iade etmesi şart ve zaruri olmuştur. Nitekim dost ve müttefik dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri. Evet, konuşacak çok şey var. İçimiz çok acıyor. Çünkü yapılan yanlıştı. Çünkü yapılan direkt vatandaşaydı. Çünkü vatandaşın demokrasiye olan inancınaydı bu kurşunlar, bu kalkışmalar. Evet, Mersin'de de vardı maalesef ve ne yazık ki. Üzüldük. Neye üzüldük biliyor musunuz? Bir basın mensubu olarak protokolde kendisine saygı duyduğum için çok üzüldüm ben. Evet, garnizon komutanı, Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı. Çok üzüldüm. Yazıklar olsun onlara verdiğimiz o saygıya, yazıklar olsun onlara gösterdiğimiz o saygıya. Ama şunu ayırt etmek lazım. Bakın, bu çok önemli. Nedir o? Türk Silahlı Kuvvetleri'ni ayırt etmek lazım. Hani hep derdim ya, her kesimin içinde mutlaka çürük elmalar vardır. Bakın, bu çürük elmalar tek tek ayıklandı. Aslında bir bakıma da iyi oldu bu kalkışma. Keşke şehitlerimiz de yaralılarımız da olmasaydı. Ama çok iyi oldu, çünkü bu kadar haini bir arada tutuklayamazdık. Bu kadar haini bertaraf edemezdik. İşte bu nedenle Türk Silahlı Kuvvetleri'ne, özellikle ordumuza, güçlü ordu, güçlü Türkiye diyoruz ve ordumuza ayırt etmemiz lazım. Bakın lütfen, işte görüyorsunuz, Mersin'in yüz karası. Evet, yüz karası diyeceğiz artık. Çok açık ve net diyeceğiz bunu artık. Gülümsemeye bakar mısınız? Yani ben bu gülümsemeyi gördüğüm zaman delirdim, çıldırdım. Mümkün değil bu. Yani nasıl olabilir? O şanlı ve şerefli o üniformayı nasıl taşıyabiliyorsunuz? Taşıyamamışlar zaten. Ve o yüzden diyorum ki o üniformayı çıkartmaları lazım. Böyle elleri kelepçelenirken o üniforma çıkartılsın üzerlerinden. Ve Türkiye'ye idam cezası gelsin. Evet, Türkiye'ye idam cezası gelsin. Avrupa Birliği istemiyormuş. İstemesin kardeşim. Biz de Avrupa Birliği'ni istemiyoruz. Yani bu kadar basit. Ne diyor Sayın Cumhurbaşkanı, Başkomutan? Aslında bir yandan da Sayın Başkomutan'ın askeri kıyafetle de ortaya çıkmasını isterdim ben bu süreçte. Çıkıp paşalar gibi böyle, evet kardeşim, halk demokrasisine sahip çıktı. Benim emrimde olan, başkomutanı olduğum Türk Silahlı Kuvvetleri de benim yanımda durdu, demokrasinin yanında durdu, onlara teşekkür ediyorum. Bir moral motivasyon da olur, çünkü bakıyoruz bazı kendini bilmezler maalesef ve ne yazık ki emir kulu olan askerlere çok yakışıksız davranışlarda bulundular. Onları da konuşacağız. Bugün çok şey konuşacağız. Aslında bugün Ezel süre kotası da koymayacak ve konuşacağız. Söyleyeceğiz değil mi Ezel? Konuşacağız artık. Bunları konuşmanın vakti gelmişti. Ve ben ne demiştim? Bakın, Tekin Narşap'la manşet Instagram adresimizi takip ederseniz birkaç gün öncesinde, yani 15 Temmuz'dan sonra bir yazı yazdım.
Bakın şuna dikkat çekin. 15 Temmuz tarihi aslında çok da tesadüf bir tarih değil. Bu kalkışma çok da tesadüf bir kalkışma değil. Nedir biliyor musunuz? Hatırlayın 15 Temmuz'dan önce Türkiye'de neler yaşanıyordu? Türkiye'de terör örgütüne yönelik operasyonlar büyük bir sıklıkla devam ediyordu. İnlerine girilmişti. Her taraftan tarumar edilmişti PKK terör örgütü. Doğru mu? Doğru. Neredeyse terör örgütünü bitirmek üzereydik. Türk Silahlı Kuvvetlerimiz ve polis özel harekatı ve polis teşkilatı bu konuda göstermiş olduğu üstün performanstan dolayı PKK terör örgütü çökertiliyordu ve PKK terör örgütü diye bir örgüt bırakılmayacaktı. Ama her ne hikmetse 15 Temmuz'da böyle bir kalkışma meydana geldi. Evet darbedir, darbeye kalkışmaktır ama bunun yanı sıra PKK terör örgütünün hem nefes almasını sağlamak hem de Türk Silahlı Kuvvetlerimizi halkın gözünde küçük düşürmek. Türk Silahlı Kuvvetlerimizi yıpratmaya yönelik bir kalkışmaydı. Bunu da unutmamak lazım. Bunu da göz ardı etmemek lazım. Biz yazdık, bizden sonra ulusal kanallar bu konuyu konuşmaya başladılar. Çünkü olay budur. Ve zaten Fethullahçı terör örgütünün açmış olduğu dershanelere baktığınızda, okuma kurslarına baktığınızda neredeler? Kenar mahalle dediğimiz işte fakir vatandaşların çocuklarına bedava eğitim verdiğiyle gözümüze girmeye çalışmıştı. Doğru mu? Doğru. Hepimiz ne kadar güzel demiştik. Fakir vatandaşların da koruyucuları var demiştik. Oysa biz bilmiyorduk ki o fakir vatandaşlarımızın çocukları kötü emeller için kullanılıyor. Biz bilmiyorduk ki o fakir vatandaşımın çocukları parasız pulsuz para ödemeden dershanelere yazdırılıyorlardı ve üniversite kazandırılıyorlardı ve böyle hainler oluşturuluyordu. Biz bunu bilmiyorduk. Maalesef bilmiyorduk. Biz iyi niyetli bir toplumuz. Biz karşımızdakini kendimiz gibi gören bir toplumuz. Bu yüzden ben yine Tekinler Şap'la manşet Instagram adresimizde paylaşmıştım. PKK terör örgütüyle FETÖ aynı ortak çalışıyordu ve bunun araştırılması devamı gelirse PKK ile ortak bir çalışma yaptıklarını ve hatta biraz daha ileriye gidiyorum. PKK terör örgütüne eleman temin etme noktasında da çok büyük bir etkisi vardı Fethullahçı terör örgütünün. Evet bunları da göz ardı etmemek lazım diye düşünüyoruz. Tekrar Mersin Emniyet Müdürümüze teşekkür ediyoruz. Göstermiş oldukları hassasiyetten dolayı özellikle bölge garnizon komutanı idi. O rütbeyi hiçbir zaman hak etmemiş onu anladık. Güya sözüm ona aklı sıra o ufacık var olmayan beyniyle sözde benim valimi, vali yardımcılarımı, kaymakamlarımı tutuklama emri vermeye çalışırken telsizden Sayın Rami Başdoğ, İl Emniyet Müdürümüz çok seri bir şekilde davranarak tüm istasyonlara mandal basarak konuşmasını engellemesini istemiştir. Ve böylelikle Mersin'de böyle bir kalkışmanın, böyle bir dikleşmenin önüne geçmiştir. Bir kere daha Mersin Emniyet Müdürümüzü tebrik ediyoruz ve halkımıza teşekkür ediyoruz. Halkımız gerçekten bir milat yazdı. Halkımız kendi iradesinin dışında bir iradeyi kabul etmediğini ve bu irade dışında hiçbir şeyin sandıktan öteye gidemeyeceğini ve demokrasiye asla bir damga vurulamayacağını işte görüyorsunuz. Gelincik tarlası, herkesin elinde Türkiye Cumhuriyeti'ne ait bayrak, kimliği, dini, dili, ırkı, siyasi partisi ne olursa olsun hepsini bir kenara bıraktı, alanlara koştu. Sokakları boş bırakmadı, sokaklar boş bırakılmamalı. Sokaklar vatandaşındır, bu ülke vatandaşındır, bu ülke vatandaşlarıyla bir bütündür ve egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Bunu hiç kimsenin unutmaması lazım. Bakın yaşlı teyzeleri görüyorsunuz, küçük çocukları görüyorsunuz, çocuğunu emziren anneleri görüyorsunuz. Herkes oradaydı. Niçin? Çünkü demokrasiye sahip çıkmak istiyordu. Çünkü alanları boş bırakmasını istemiyordu. Ve orada tabii dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi de askerliğini yapanlar bilir bunu. Askerliğini yapmayanlar zaten görüyoruz sosyal medyada asparagaz haberler yaymaya çalışıyorlar. Lütfen sosyal medyada çıkan her habere inanmayınız. Yani özellikle askerlerimize yönelik bir yıpratma politikası gerçekleştirmeye çalışıyor. Aman ha dikkat diyoruz.
Lütfen. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin onurudur, şerefidir. Türk Silahlı Kuvvetleri bu ülkenin namusudur, bekçisidir. O yüzden Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarına sahip çıkmamız gerekiyor. O yüzden Asparagaz haberlere asla riayet etmememiz gerekiyor. Ve lütfen sağduyu elden bırakmamak lazım. Çünkü buna çok ihtiyacımız var. Çünkü 15 Temmuz gecesi vatandaşlarımız tüm dünyaya güzel bir ders verdi. Darbelerle, kalkışmalarla ve halkın üzerine halkın malıyla ateş etmenin olamayacağını, buna izin verilmeyeceğini gerekirse hayatını ortaya koyup gördük değil mi? İnsanlar o tankların önüne bedenlerini koydular. Hatta bazı tanklar o bedenlerin üzerinden geçti. Hatta o sözüm ona rütbeliler ve o üniformayı asla hak etmeyenler silahını çekip bacağından vurdu. Hatta ölümüne vurdu. Ve askerlerimiz, erlerimiz, rütbesizler. Onları ayırt etmek lazım lütfen. Onlar ana kuzusu. Hani düne kadar şehitler ölmez, vatan bölünmez diye bağırdığımız, haykırdığımız, onlar için sokaklara indiğimiz, teröre karşı askerimize sahip çıktığımız dönemleri unutmamak lazım. Evet, emir komuta zinciri içerisinde askerliklerini yapanlar bilirler. Komutan neyi emrederse onu yaparsın. Ve oraya zaten ifadelere baktığımızda şu ifadeler dikkat çekici. Bize bir tatbikat olacağını söylediler. Ama şunu düşünmek lazım. Çünkü birçoğu da pişmanlık yasasından faydalanmak istiyor. Özellikle o rütbeliler. Neymiş efendim? Bize tatbikat yapılacağını söylediler diyor. Şimdi askerliğini yapmış herkese soruyorum buradan. Hangi tatbikat sivil vatandaşların arasında yapılmıştır bugüne kadar, icra edilmiştir? Yok böyle bir şey. Bir kere bu külliyen yalan. Buna inanan rütbeli varsa zaten vatan hainidir. Bir kere hiçbir tatbikat sivil vatandaşlar arasında yapılmaz. Bunu herkesin bilmesi lazım. Ve askerler, erler ifadelerine baktığımızda gerçekten bu konuyla ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını, kendilerine bir eğitimin yapılacağını, bir tatbikatın yapılacağını ve bir terör olayının olduğu gerekçesiyle böyle bir durumla karşı karşıya kaldıklarını ve vatandaşın dirayetini görünce de her şeyi anladıklarını ve vazgeçtiklerini, teslim olduklarını ifade ediyorlar. Lütfen Türk Silahlı Kuvvetlerimize sahip çıkalım. Tabii en çok unutulan konulardan bir tanesi de nedir biliyor musunuz? Yani Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları olarak galiba biz kimi hakkını vermemizi gerektiğini hemen unutabiliyoruz. Ben buradan özel harekat polislerimize ve Türk polisine bir kere daha teşekkür etmek istiyorum. Güçlü duruşları sayesinde ve biliyorsunuz sözüm ona bu kalkışmacı darbecilerin ilk hedefi de özel harekattı. Çünkü onları durdurabilecek bir güç özel harekattı. Ve özel harekatın kendilerini durdurmaması için özel harekat binalarına saldırılarda bulundular. Polis okullarına saldırıda bulundular. Polis merkezlerine saldırıda bulundular. Ve birçok polisimiz şehit edildi. Özellikle özel harekatçımız şehit edildi. Evet, polislerimize buradan, özel harekatçılarımıza buradan bir kere daha teşekkürlerimizi iletiyoruz. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin onuruyla, şerefiyle bu mesleği layıkıyla yapan her bireyine de bir kere daha teşekkür ediyoruz. Bu ülke bölünmeyecek, bölünemeyecek. Özellikle FETÖ'cüler asla bölemeyecekler. Buna izin vermeyeceğiz. Vatandaşlarımızın bu dik duruşu zaten bunu da gösteriyor. Tabii sevgili izleyicilerimiz, Mersin'de de 6 vali yardımcısı için gözaltı kararının alındığını bir kere daha hatırlatalım. Gözaltı kararı çıkartıldı, mesleklerinden uzaklaştırıldılar. Türkiye genelinde de biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, birçok kamu kurum ve kuruluşlardaki personeller görevlerinden uzaklaştırıldı. Fethullahçı terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlar kapsamında Türkiye genelinde. Ve tabii ki halk burada güzel bir ders verdi. Tüm dünyaya ders verdi. Burası Mısır değil dedi. Burası Suriye değil dedi. Burası Irak değil dedi. Birilerinin isteğiyle, okyanus ötesinden gelecek emirlerle ve onun arkasında duracak güçlerle bu ülke sarsılamayacak, yıkılamayacak mesajını tokat gibi verdi. Ve hem de bunu Osmanlı tokadıyla gerçekleştirdi Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları. Kürdü, Türkü, Arabisi, Arabı, Alevisi, MHP'lisi, AK Partilisi, CHP'lisi. Herkes. Ve tabii alanlar
doluyor, taşıyor. Mersin'de de Cumhuriyet Meydanı'ndan tutun sahil bandına baktığınızda vatandaşlar ellerinde Türk bayraklarıyla demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyor ve bence demokrasi nöbetini tutmaya devam etsinler. Ama şundan kaçınalım. Lütfen. Bakın bunu yapmayalım. Bu söz konusu vatansa gerisi teferruattır sözünü unutmamamız lazım. Şimdi söz konusu vatan. AK Parti, MHP, CHP değil. Ve lütfen ne AK Parti'nin, ne CHP'nin, ne de MHP'nin propagandası sakın ola yapılmasın. Bu güç Türkiye Cumhuriyeti gücüdür. Bu güç siyasi partilerin üzerinde bir güçtür. Ve kimse lütfen bunun üzerinden prim yapmaya çalışmasın. Ve kimse kendi propagandasını ön plana çıkarmaya çalışmasın. Bir bayrak mı taşınacak? Türkiye Cumhuriyeti bayrağı yeterli bu alanlar için. O yüzden siyasi parti bayraklarını, flamasını veya sloganlarını görmek istemiyoruz orada. Alanlarda Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının demokrasiye sahip çıkmasını görmek istiyoruz. Bakıyoruz çoğu zaman sevgili izleyicilerimiz, mesela dün geçtim Cumhuriyet Meydanı'nın oradan, araçların önü kesiliyor. Neden? Niçin? Birkaç genç ellerine Türk bayrakları almışlar, bildiğiniz trafiği kesiyor. Niçin kardeşim? Sebep? Bana söyler misin? O araçları durdurmanızın mantığı nedir? Yani sen vatanseversin de ben değil miyim? Senden daha vatanseverimdir belki de. O yüzden bu tür ukala şeylerden de uzak durmak lazım. Bu tür yanlışlardan da uzak durmamız lazım. Evet, edebimizle, adabımızla demokrasiye sahip çıkacağız. Ama kimsenin hürriyetini de elinden almayacağız. Araçların önünü kesmenin mantığını çözemedim, çözemeyeceğim de. Cumhuriyet meydanları, alanlar böyle güzel oluşumlar için oluşturulurken arada birkaç böyle sivri aklınca araçların önünü durduruyor. Ve efendim bu korna çal. Ya arkadaş, iyi güzel, hoş, şehitlerimiz var ya. Sen neyin halayını çekiyorsun diye sormaz mı insanlar? Sen neyin halayını çekiyorsun? Neyin eğlencesini yaşıyorsun sen? Evet, demokrasiye sahip çıkıyoruz. Evet, demokrasiye sahip çıkacağız son damlasına kadar kanımızın. Ama halayları anlayamıyorum ben. Şehidimiz var. Bakın, demokrasi şehitleri var. Onların hatıralarına saygı duymamız lazım. Evet, demokrasiye sahip çıktık. Evet, kendini darbeci zanan 3-5 çapulcuya haddini bildirdik. Bildirmeye devam edeceğiz. Ama lütfen aynı zamanda bu uğurda 200'ün üzerinde şehidimiz var. Onları da unutmamamız lazım. Yaralılarımız var. Onu da unutmamamız lazım. Evet, sevineceğiz. Ama sevincimizle birlikte aynı zamanda üzüntümüzü de yaşamalıyız ki 15 Temmuz'un ne kadar önemli bir gün olduğunu anlayacağız. 550 milletvekili artık 15 Temmuz'u herhalde demokrasi şehitlerini anma günü olarak ilan ederler diye düşünüyorum. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi de nasibini almıştı bombalardan. İşte bu insanlığa ve hedef alınarak devletin malıyla, bakın benim, senin, onun, herkesin vergileriyle alınan o uçaklarla, o helikopterlerle, o helikopterlerdeki bombalarla, kurşunlarla halkın üzerine ateş açıldı. Bunu tarih unutmayacak. Bunu tarih kara bir leke olarak yazacak. Ve bunu tüm dünyadaki düşmanlarımıza, dost gibi görünen düşmanlarımıza şunu gösterdik. Canımızı sıkmayın bizim. Bizim canımızı sıkarsanız sizin kurşunlarınıza karşı vücudumuzu ortaya koyarız. Gerekirse ölürüz ama vatanımızı böldürmeyiz. İşte bu mesajı verdik. Yani kurtuluş mücadelesinde, kurtuluş savaşı mücadelesinde verdiğimiz mücadeleyi bir kere daha gösterdik dosta düşmana karşı. Ve Azerbaycan'a, Azerbaycan'daki kardeşlerimize buradan bir kere daha teşekkür ediyorum. Sayın Aliyev, bütün ordularımızla Türkiye Cumhuriyeti'nde yapılabilecek böyle bir kalkışmaya müdahale etmek için bir emrim yeterliydi. O emri vermeyi bekliyordum diye açıklamada bulundu. Yine Suudi Arabistan tüm birlikleriyle, ordularıyla Türkiye Cumhuriyeti'nin emrinde olduğunu söyledi. Amerika Birleşik Devletleri Fethullah Gülen'i ne zaman teslim edecek? Bu sorular artık sorulması gereken sorular. Evet sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulas dinleyenleri, aynı zamanda Facebook'tan da şu an canlı yayındayız. Tüm izleyicilerimize ve Radyo Kulas dinleyicilerimize bir kere daha söyleyelim. Manşet programındayız sevgili izleyicilerimiz. Eylül ayına kadar ara vermiştik ama o arayı kaldırdık. Tekrar sizlerle birlikteyiz.
Türkiye gündemini tekrar ve ülke gündemini, Mersin gündemini sizlerle paylaşmaya devam edeceğiz. Zaten Ali Gürkan Şamiloğlu bizim yokluğumuzda sıcağı sıcağına gündemi yakından takip etti. Kendisine de teşekkür ediyorum. Evet, hemen Ali Gürkan Şamiloğlu'na gidiyoruz. Mersin gündemine dair bilgiler alacağız. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz. Merhaba, günaydın. Mersin gündemine yönelik ayrıntıları kısa kısa verelim. Tabii geniş ayrıntılar ilerleyen saatlerde haber bültenlerimizde ve saat 14'teki İçer Gündemi programında ve devam etmekte olan Tekin Narşab'ın programında ilerleyen dakikalarda yer alacak. Gün içerisinde hem Türkiye'de hem de Mersin'de yaşanan önemli gelişmeleri hem Türkiye zemininde hem de Mersin'i ilgilendiren yönleriyle ekranlarınıza getirmeye devam edeceğiz. Darbe girişimi sonrasında İçişleri Bakanlığı'nın başlatmış olduğu soruşturma kapsamında Mersin'de görevlerinden el çektirilen, açığa alınan 6 vali yardımcısından Ali Katırcı, Şükrü Yıldız, Mehmet Kurt ve Eyüp Sabri Kartal Mersin'de gözaltına alındı. O gün Bahadır Kiev'de gözaltına alındı ve şu anda Kiev'de bulunuyor ve Türkiye'ye iadesi için çalışmalar devam ediyor. Adresinde bulunamayan bir vali yardımcısı ise hala aranıyor. Hakkında gözaltı kararı verilen. Mersin'de Cumhuriyet Savcılığı tarafından Mersin'de çok önemli bir gelişme yaşandı. Mersin'in Anamur ilçesinde darbeden haberdar olduğu ve örgütün sözde Anamur imamı Şeref Emil'den hazırlık yapmasını istediği öne sürülen Mersin'in Anamur ilçe belediye başkanı MHP'li Mehmet Türe'nin evinde ve iş yerinde ve aracında arama yapıldı. Ki bilindiği üzere Mehmet Türe asker kökenli ve askerlikten istifa etmişti. İstifa edip belediye başkanı olmuştu. İstifa etmeden önce Genelkurmay'da istihbarat subayı olarak görev yapıyordu kendisi. Ve işte bu soruşturma kapsamında adliyede ifade veren Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve Anamur Genç İş Adamları Derneği Başkanı Şeref Emil tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. Bu gelişmeler sonrasında Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Anamur İlçe Yönetimi parti tüzüğünün 52. ve 54. maddelerinin tanıdığı yetkiyle genel merkez tarafından feshedildi. Devam ediyoruz. Mersin merkezli 19 ilde gerçekleştirilen Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik operasyonun ardından tutuksuz yargılanan 70 sanık hakkında müşteki avukatlarının tutuklama kararı çıkarması yönündeki başvuruyu değerlendiren Mersin 2. Ağır Ceza Mahkemesi 11 eski emniyetçi ve bir gazeteci hakkında yakalama kararı çıkardı. Bu gazetecinin Mersin'de yerel bir gazeteci olduğu düşünüldü bu haberin geldiği ilk saatlerde ama bu gazeteci Baran Su. Mersin'de Fethullahçı terör örgütü paralel devlet yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında Mersin Emniyet Müdürlüğü'nde il genelinde 90'ı rütbeli 244 polisin açığa alındığı dün akşam saatleri itibariyle açıklandı. Mersin Üniversitesi'nde Yükseköğretim Kurulu'nun isteği üzerine 16 dekan görevinden istifa etti ki Yükseköğretim Kurulu tüm Türkiye'deki dekanların istifalarını istedi. 1577 dekanın. Mersin'in Silifke ilçesinde Göksu Irmağı'nda bir erkek cansız halde bulundu. Erkek cesedi bulundu. Şahsın 35-40 yaşlarında olduğu, üzerinden kimlik çıkmadığı ve uzun süre suyun içerisinde kalmış olduğu da belirlendi. Mersin Büyükşehir Belediyesi dün kongre ve sergi sarayında bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantıda Mersin Kent Merkezi'nde yapımına başlanan kentsel tasarım projesini ve uygulanma aşamalarını tanıttı. Ve kent protokolü tarafından kentsel tasarım projesi başladı. Ulu Cami çevresi, Mersin Büyükşehir Belediyesi taş bina çevresi, Çankaya noktaları yeniden düzenleniyor.
Spora geldiğimiz önemli gelişmeler var. Kısaca ona da değinelim. Mersin İdman Yurdu Yönetimi Teknik Direktör Levent Arıkdoğan'la bir yıllığına sözleşme imzaladı. Levent Arıkdoğan'ın yardımcılıklarını Nasır Belci, Özgür Göktürna, Semih Dülger, Burhan Baygın ve Önal Arıca yapacak. Bu isimler tamamen Mersinli. Geride bıraktığımız yıllarda Mersin İdman Yurdu'na gönül vermiş, Mersin İdman Yurdu'nda top koşturmuş, görev almış Mersin'in kendi evlatları, umarız başarılı olurlar. Tarsus İdman Yurdu Batman Petrolspor'dan 24 yaşındaki sol bek oyuncu Okan Aslan'la 2 yıllık sözleşme imzaladı. Tarsus İdman Yurdu'nun bu sezon amacı tekrar 2. lige dönmekti. Ama Tarsus İdman Yurdu çok kaliteli futbolcular transfer etti ve Tarsus İdman Yurdu'nun amacı Süper Lig'e çıkmak. Biz de başarılar diliyoruz Tarsus İdman Yurdu'na. 3 yıllık bir süreç içerisinde Tarsus İdman Yurdu'nu Süper Lig'de görmek istiyor bütün camia diyoruz. Ve şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Teşekkür ediyorum. Evet, teşekkür ediyoruz Ali Gürkan Şamiloğlu'na da vermiş olduğu bilgiler için. Bir kere daha hatırlatalım. Tekin Narşap'la manşet Instagram adresimiz. Lütfen siz de duygu ve düşüncelerinizi bizlerle paylaşın. Ve İçel TV Twitter adresimiz. İçel TV'de Facebook adresimizden bizlere ulaşabilirsiniz sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Kulağız dinleyenleri. Evet, şu an Facebook'ta da canlı yayındayız aynı zamanda. Radyo Kulağız dinleyicileri için de tekrar hatırlatalım. Evet, 15 Temmuz Türkiye için aslında kara bir leke olurken, aynı zamanda tarihlere kara bir leke olarak geçerken, aynı zamanda da demokrasinin ne olursa olsun, hangi şartlarda olursa olsun, vatandaşlarımız tarafından bertaraf edilen o cuntacılar neticesinde demokrasiye sahip çıktı vatandaşlarımız. Türkiye'nin birçok noktasında akşam saatlerinden sabaha kadar vatandaşlarımız alanlarda ellerinde Türkiye Cumhuriyeti ay yıldızlı bayrağıyla demokrasi nöbeti tutuyor. Vatandaşlarımızı bir kere daha tebrik ediyoruz bu konuda göstermiş oldukları duyarlılık nedeniyle. Aynı zamanda o askerleri, o rütbelileri, ben onlara asker demiyorum, siz de demeyin. Çünkü o üniformayı taşımak büyük bir şereftir, büyük bir onurdur. Askerliğini yapanlar bilirler. Biz o üniformayı giydiğimiz zaman büyük bir şeref, hani namus deriz. Namus. Evet, namustur işte o üniforma. İşte namusu olmayanların o üniformayı taşımaya hakkı yoktur. İşte namustan yoksun, namus bilgisine sahip olmayanların o üniformayı taşıma gibi bir durumu söz konusu değildir. Ki onlar da yavaş yavaş çıkmaya başladı. O yüzden şanla, şerefle o üniformayı üzerinde taşıyan, bu ülkeye sahip çıkan tüm askerlerimize buradan bir kere daha kucak dolusu selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Yüreğimiz, kalbimiz sizlerle birlikte. Sizler için bir yıpratma politikasının başlatıldığını biliyoruz. Bu asla amacına ulaşamayacaktır. Ve biz Türk Silahlı Kuvvetleri mensuplarımıza sahip çıkacağız. O şanla, şerefle bu ülkeye hizmet veren rütbelisinden erene kadar hepinizi çok seviyoruz. Sizlerin arkasında durmaya devam ediyoruz. Ve sizlerle birlikte bu güzel ve cennet vatanın daha ilerilere gitmesi noktasında büyük bir mücadele sergileyeceğiz. Tabii sevgili izleyicilerimiz, hani vatandaş olarak ne düşünüyoruz? Şimdi vatandaş böyle bir kalkışmaya karşı ne düşünüyor? Arkadaşlarımız dün sahaya indiler. Sizlerin arasına indiler. İşte bu ülkenin gerçek sahiplerine mikrofon uzattılar ki her gün uzatmaya devam edeceğiz. Görüşlerinizi buradan yansıtmaya devam edeceğiz. Sordu arkadaşlarımız, bu darbe girişimini nasıl değerlendiriyorsunuz diye. İdam gelmeli mi diye soracağız bundan sonra da. Bakalım vatandaşlar ne demiş, hep birlikte izleyelim. Yapılan darbe kalkışması hakkında ne düşünüyorsun? Vallahi bu Recep Tayyip Erdoğan'ı indirme yoluydu. İndiremezlerdi de. Başaramadılar. Yani halk engel oldu. Halk Recep Tayyip Erdoğan'ın arkasında. Onun için bence hiç bir daha kalkışamazlar bu duruma. İnsanların sokağa, meydana çıkması hakkında ne düşünüyorsun? İnsanlar yani Türkiye'yi korumak için çıktılar. Yani gücümüzü göstermek için. Bir daha onlara öyle bir püskürttüler ki onlara korku sardılar. Yani halkın çıkması, buna ben de dahil ben de çıktım sokaklara, meydanlara.
Tabii olan olan askerlerimize oldu. Yazık günah, o kadar asker boşu boşuna tatbikat diye uydurdular. Ya yakında benim de askerliğim geliyor. O askerlerin yanında ben de olabilirim. Yani benim de başıma öyle kötü bir durum gelebilir. Sadece üzülüyorum. Böyle bir şeyin olmaması için her şeye varım. Bence çıkmalarını çok doğru buluyorum. Türk milleti her zaman Türkiye'yi ayakta tutmak için savaşıyor ve bir çaba gösteriyor. Yanlış bir harekette. Hele hele askerimizin boynundan kesiyorlar. O beni çok üzdü. Ama şöyle bir şey var. O haber yanlış habermiş. Hayır. Hani o şey ortaya çıktı. Hayır. Başka bir ülkede yapılan bir savaşta halkın askeriye yapılan zulmüymüş. Peki askerimize vurmak doğru mu? Kemerle vurmak. O yanlış. O asker bizim evladımız be. O asker bizim canımız. Benim doğrum asker. Darbe kalkışması hakkında tabii ki de olmaması gereken bir şeydi. Çoğunluğun ya da azınlığın yapmış olduğu bir şey bu. İnsanlarımızın dışarıya çıkması güzel bir şey. Kendi haklarına, kendi mal varlıklarına, kendi yasalarına sahip çıkmışlardır. Bu güzel bir şey. Hepimizin yapmış olduğu bir şey tabii ki de. Bu insanlar içinde tabii ki de cezasını çekecek olanlar var bu askeri birliklerin içinde. İnsanlar kelle diyorlar, yani idam istiyorlar. Tabii bu kişiler ölümüne kadar hapiste yatacaklarına idam olmaları daha iyidir. Tabii ki de bu askerilerin içinde onbaşı ve erler vardı. Ben her zaman bunu söylüyorum. Tabii bunu söyleyen milletvekillerimiz de var. Bu büyükbaşların kellesi gidecekse bu küçük olan askerlere er ve onbaşların boğazını kesmeleri vardır. Yani büyük komutanlarından hiçbir emri sorgulamaksızın yapmak istedikleri, yani bu emirleri yerine getirmeleri lazım. Onlar için küçük askerlerin de başı yandı. Bunu yapan sivillerin de bence hakim karşısına çıkması lazım. Onların da ceza verilmesi lazım. Darbe hakkındaki düşüncelerim, yani bizim AK Parti yandaşı olsun olmasın, herkesin bu bir milli mücadeledir. Yani Müslüman olan içinde vatan sevgisi olan herkesin, yani bunu mücadelede birlik beraber olması lazım. Bu hainlere karşı hepimiz tek yumruk, tek bilek olmamız lazım. Yani yoksa zaten bellidir, zaten bu FETÖ'cü terör örgütünün işi olduğunu biliyoruz. Yani bunun için hep bu böyle zamanlarda hep birlikte olmamız lazım, beraber olmamız lazım. Ancak böyle def edebiliriz yani. Darbe karşıtıyız. Darbe yanlış. Ülkemizin 30-40 sene daha geri gitmesi demektir. Bunu 1980 yıllarda gördük. Vatandaş çok büyük zararını gördü. Darbeye karşıyız. Darbeye hayır. Yaşasın özgürlük. Evet sevgili izleyicilerimiz, işte vatandaşımızın düşüncelerini hep birlikte biliyoruz. Çünkü vatandaş demokrasisine sahip çıktı. Vatandaş her şeyin farkında. Askerle o sözüm ona rütbelilerin arasındaki farkı ayırt edebiliyor. Ama dedik ya, kötüler nifak tohumları ekmeye çalışacaklar diye, lütfen buna dikkat edelim. Tabii kentimizin hem vatandaşlar açısından hem de kentin öne gelen isimleriyle birlikte gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Telefon bağlantılarımız olacak. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanı Sayın Sebahattin Kılıç şu an telefon attığımızda, diğer il başkanlarımızı da arayacağız tabii ki. Onlarla da iletişim sağlanıyor. Sayın Kılıç, günaydınlar, merhabalar. Merhaba. Evet, Sayın Kılıç, dilerseniz önce 15 Temmuz'la başlayalım. 15 evet. Temmuz'u bize bir değerlendirir misiniz? Evet, 15 Temmuz'da öncelikle milletimizle geçmiş olsun diyorum. 15 Temmuz'da bir darbe girişimi yaşandı. Fethullahçı terör örgütü aşağı yukarı 25-30 yıldır faaliyetini sürdürüp devlet içerisinde yuvalanan bir terör örgütü. Sonunda 15 Temmuz'da bildiğiniz gibi bir kalkışma yaşattı milletimize, ülkemize. Evet. Biz darbenin ilk saatlerine itibaren Sayın Genel Başkanımız yaptığı açıklamayla devletimizin ve hükümetin yanında olduğunu deklare etmiş, bildiğiniz gibi. Evet, evet. Ve milletimize geçmiş olsun diyorum.
Peki Sayın Kılıç, özellikle Sayın Devlet Bahçeli'nin defaten dile getirdiği işte Pensilvanya'dan Milliyetçi Hareket Partisi üzerinde bir dizayn oluşturulmaya çalışılıyor. Özellikle muhalifler tarafından, muhalifler cephesinden buna riayet edilmemesi gerektiği dikkatlerini çekiyordu. Evet. Nitekim Sayın Devlet Bahçeli'nin bu öngörüsü de doğru çıktı. Bu konuda neler söyleyeceksiniz? Evet, bildiğiniz gibi 2011 yılında Milliyetçi Hareket Partisi'ne bir komplo, bir kumpas düzenlenmişti. 7 Genel Başkan Yardımcımız bu komplo, kaset olayı dolayısıyla istifa etmek zorunda kaldı. Evet. Cemaat daha sonra yaptığı bir takım operasyonlarla bildiğiniz gibi 2015 1 Kasım seçimlerinden sonra Milliyetçi Hareket Partisi'nin ikinci bir operasyonu düzenledi. Evet. Olağanüstü kurultay talep etmek suretiyle bir aday üzerinden Milliyetçi Hareket Partisi'ni ele geçirmeye çalıştı. Evet. Çünkü kendisine siyasi bir zırh edinmek istiyordu. Ve o süreci hatırlarsınız. Evet. İşte mahkeme süreci, arkasından Yargıtay süreci ve çok şükür Milliyetçi Hareket Partisi dimdik durarak bu operasyonu da atlatmış oldu. Biz bunu 2011 yılından beri yüksek sesle dile getirmeye çalıştık. Fethullahçı terör örgütünün devlette yuvalanmaya çalıştığını ve devleti ele geçirmeye çalıştığını defaatle söylemeye çalıştık ama maalesef o zamanki iktidar bunu şiddetle reddetti. Hatta dünkü genel başkanımızın hatırlattığı bir anekdotu da size ifade edeyim. Genel başkanımız bunları söylerken o zamanki başbakan, şimdiki cumhurbaşkanımız Fethullah Gülen Hoca Efendi sizinle uğraşacak kadar vakti var mı ki? Nereden çıkarıyorsunuz bunları? Din alimidir, eğitim konusunda Türkiye'ye büyük hizmetler yapmış bir kişilikte bir şahsiyettir diye ifadelerde bulunuyorlardı. Bunu o zamanki hükümetin bakanları bile dile getiriyorlardı. Evet. Ama bir türlü biz iktidarı bu konuda ikna edememiştik. Geldiğimiz sonuç çok üzücü. Maalesef 246'ya yakın bir şehit verdik darbe günü, 15 Temmuz günü. Evet. Darbeyi de henüz atlatmış değiliz. Bunu hükümet nihayet idrakine vardı. Evet. Tabii bu darbenin de bir takım sosyal ve ekonomik sonuçları olacaktır. Umarım bu etkileri de kısa sürede atlatılır. Bildiğiniz gibi kredi derecelendirme kuruluşu dün Türkiye'nin notunu düşürdü. Evet. Bu da demektir ki Türkiye'nin yurt dışında, yurt dışı finans piyasalarında kredi almakta zorlanacağı veya yüksek faizlerle borçlanacağı anlamına geliyor. Neticede şunu söyleyebiliriz. Bizim yıllardır dile getirdiğimiz, yıllardır ifade ettiğimiz, yıllardır aman dikkat edin dediğimiz bir yapılanma, bir cemaat sonunda Türkiye'yi bu durumlara düşürdü. Evet. İnşallah bundan sonra mevcut iktidar daha dikkatli davranır. Bu onların ifade ettiği, cemaatin ifade ettiği yarım kalan bu darbe girişimi tamamlanmaz. Allah korusun diyorum. Evet, bu orada biliyorsunuz Milli Güvenlik Kurulu ve Bakanlar Kurulu toplantısı yapıldı ve Türkiye Cumhuriyeti 3 ay bir olağanüstü hal uygulamasıyla karşı karşıya öyle bir karar çıktı. Evet. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet, biz olağanüstü hal uygulamasını belli bölgede, Güneydoğu'da geçen yıl PKK terörü sebebiyle istemiştik. Bildiğiniz gibi devletlerin bu tür işte tabii afet, terör saldırısı veya ne bileyim işte bu tür yarım kalmış bir kalkışma neticesi olağanüstü bu durumun bir an önce atlatılması için mevcut hükümetin veya yerel yönetimlerin yetkilerinin artırılması gerekir. Biz tabii ki yanındayız. Çünkü çok hassas günlerden geçiyoruz.
Milli Güvenlik Kurulu'nun tavsiye ettiği, hükümetin de aldığı bu kararı destekliyoruz arkasındayız. Son olarak efendim, son zamanlarda özellikle 15 Temmuz'dan sonra daha çok dinlendirilmeye başlandı. Sayın Meral Akşener ile ilgili, evet, özellikle her sorulduğunda ben başbakan olacağım, ben başbakan olacağım söylemleri üzerinde durulmaya başlandı. Evet, tüm siyasilerin, evet, mutlaka bir hedefi vardır. Ama evet, bu akıllarda acaba bu girişimle birlikte değerlendirilebilir mi? Siz ne düşünüyorsunuz bu konuda? Evet, biz bunu bu adaylık süresince, yani 19 Haziran öncesi iddialarda bulunmuştuk. Ve elinizde bir takım deliller de vardı. Ama bu 15 Temmuz kalkışmasının ardından çok şeyler çıkacağından eminim. Evet. Bir bağlantıları vardır. Biz bunu defaatle dile getirmiştik zaten. Evet. Önümüzdeki günlerde herhalde biraz daha açığa kavuşacak diye düşünüyorum. Beklemek gerekir. Peki, son olarak bir mesajınız var mı halkımıza, bizi izleyenlere? Evet. Halkımızda provokasyonlara gelmemeli konusunda uyarıyoruz. Hükümetin, hükümet yetkililerinin halkı meydanlara çağırmasını biraz dikkatle karşılamak gerekir diye düşünüyorum. Onun için bu günler çok hassas günler. Bir takım provokatörler çıkıp halkın bu gücünü, halkın bu kafa karışıklığını başka yönlere çekebilir. Onun için halkımız hükümetin yanında ve milletin yanında olması gerektiği hususunda dikkatli olmasını tavsiye ediyorum. Çok teşekkür ediyorum efendim. Ben teşekkür ederim. Kolay gelsin, iyi çalışmalar. Sağ olun. Evet sevgili izleyicilerimiz, mesajlar net. Biliyorsunuz sevgili izleyicilerimiz, Gezi'de de protesto eylemleri gerçekleştirmişti ve ilk başta çok güzel bir şekilde çıkışı gerçekleştirilmişti ve halkın tekrar bir araya gelerek bize sorulmadan, biz yok sayılmadan bizim de fikirlerimizin alınması gerektiği üzerine bir sokağa dökülme vardı. Sonradan baktık ki yine nifak tohumları bunu da kullanmak istediler ve bölmeye çalıştılar. Farklı yönlere çekmeye çalıştılar. İşte ellerinde molotoflar, sokaklar yakıldı, yıkıldı ve polisle vatandaş karşı karşıya getirmeye çalışıldı. Şimdi evet, yine sokaklarda vatandaş ama dediğimiz gibi yine nifak tohumları vatandaşlarımız arasında dolaşmaya devam ediyor. Buna dikkat etmemiz lazım. Lütfen galayana gelmeyelim. Lütfen araçların önünü kesmeyelim. Lütfen sağlıklı bir şekilde, demokratik bir şekilde tepkimizi dile getirelim. Bunda herhangi bir sıkıntı yok. Zaten alanlar açıldı bu konu için ve gerekli tedbirler alındı emniyet mensupları tarafından. O yüzden sevgili vatandaşlarımızdan tek ricamız, tek isteğimiz, demokrasi nöbetlerine mutlaka devam edin. Ama lütfen sizleri farklı yönlere çekmeye çalışacakları da aranızda barındırmayın. Hemen polise teslim edin lütfen. Ve şu olmaya başladı, ondan da korkmaya başladık. Artık hani bir ayrıştırma söz konusu oldu insanlar arasında, vatandaşlar arasında. Senin elinde niçin Türk bayrağı yok? Demek ki sen FETÖ'cüsün. Hayır, lütfen bunlardan uzak duralım. Bunlardan uzak duralım ve vatanını, milletini seven, bu ülkeye sahip çıkan herkesin sağduyulu olmasını istiyoruz. Lütfen mutlak surette olacaktır. Biz buna müsaade etmeyelim sokaklarda. Tabii ülke gündeminden de bilgiler verelim. Şimdi en çok konuşulan konulardan bir tanesi de özellikle bugün, zaten birazdan ulusal gazetelerde de sizlere aktaracağım. Sayın Cumhurbaşkanı'nın bu kalkışmayla ilgili bilgisinin olmaması ve Sayın Cumhurbaşkanı'nın eniştesi kendisine haber veriyor. Ve Sayın Cumhurbaşkanı zaten yaptığı açıklamalarda evet, bir bilgi eksikliği var, istihbarat zaafı var diye açıklamalarda bulundu. Bugün bütün gazeteler buna yer vermeye başladılar. Ve bununla ilgili gelişmeler var. MİT Müsteşarı Hakan Fidan teyit alamadığı için Erdoğan'a haber verememiş diye haberler geçiyor. Hakan Fidan darbe girişimi istihbaratının ulaşmasının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan'ı anında bilgilendirmemesiyle ilgili sorulara MGK'da cevap vermiş. Diyor ki o yazıda, son 48 saatin en kritik sorusu, MİT Müsteşarlığı madem darbe istihbaratını saat 16'da aldı, bunun Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'a bildirilmesi neden saat 20'yi buldu sorusu gündeme geliyor.
MİT Müsteşarlığı'nın geç kaldığından istihbaratın ulaştırıldığı Genelkurmay Başkanlığı karargahında karanlık noktaların olduğuna varıncaya kadar pek çok spekülasyon yapılıyor. MİT'ten bu spekülasyonlara karşı verilen yanıtın özeti istihbaratın evet. Arkadaşlar içeri ses geliyor. Ha, burada bende. Tamam pardon. Ben de verdiğimiz görüntülerde zannediyorum. Evet tekrar edelim sevgili izleyicilerimiz. Teyitin kesinleşmemesi beklenmiş. MİT'ten bu spekülasyonlara karşı verilen yanıtın özeti istihbaratın teyidinin kesinleşmesinin beklendiği yönündeymiş. Kamuoyuna yansıyan bu özet gerekçenin göz ardı edilmemesi gereken detayları var deniliyor. Bu konuda doğrudan kaynaklardan aldığım bilgiler şöyle aktarabilirim demiş. Fidan saat 16'da Akar'la telefonla konuşmuş. Kaynaklar teşkilatın elde ettiği istihbaratların istihbarat çarkı denilen bir sistemle analiz edildiğini ve bu çerçevede önce iddianın kaynağına gidilerek bilginin doğru olup olmadığının teyit edildiğini belirtti. Nitekim MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 16'da Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ı telefonla bilgilendirdiği, 16.30'da MİT Müsteşar Yardımcısının Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le karargahta görüştüğü, 18'de Fidan'ın karargaha giderek Akar'la bizzat görüştüğü kamuoyuna yansıdı. Bu temaslar sonrasında iki karar alınıyor. Bunlardan biri hareketlilik olduğuna yönelik istihbaratların geldiği Kara Havacılık Okulu'na Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı General İhsan Uyar'ın Genelkurmay Başkanı Akar'ın talimatıyla gönderilmesi. İkincisi ise Genelkurmay Başkanı'nın hava sahasının kapatılması, askeri uçakların havalanmaması, birlik hareketlerinin ve tank hareketlerinin yasaklanması konusunda emir yayınlanması. MİT bilgilerinin teyidi konusunda Uyar'ın Kara Havacılık Okulu'ndan bilgi almasını bekliyor. Buna karşılık Kara Havacılık Okulu'ndaki hareketlilik 3 veren darbe girişimine ilişkin teyit bir türlü gelmiyor. Teyidin gelmemesinden komutanların en yakınındaki isimlerin darbeciler arasında bulunmasının da etkisi var. MİT bu kesin teyidi alamadığı için Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Başbakan Binali Yıldırım'a darbe girişimi oluyor bilgisini veremiyor. İstihbarat kaynakları dün bu konuda biz teyit etmek zorundayız. Teyit etmeden bilgi veremeyiz ifadesini kullandı. Ve MİT teyit beklerken Genelkurmay Karargahı koridorlarında darbecilerin hareketleri yoğunlaşıyor ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan'ın 18'de karargahta olması darbeciler tarafından sızma endişesine yol açıyor. Bu durum darbenin öne çekilmesine etkili oluyor. Ve istihbarat tam olarak teyit edilmemesine rağmen MİT Müsteşarı Fidan Marmaris'te otelde dinlenen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koruma müdürü Muhsin Köşe'yi bizzat arıyor. Fidan karadan, havadan ya da denizden gelebilecek bir tehdide karşı önlemleriniz var mı diye soruyor. Ancak o sırada tam teyit alamadığı için bir darbe girişimi başladı diyemiyor. Fidan ihtiyaten yaptığı bu uyarıya karşılık önlemlerimiz var yanıtını alıyor. Bu görüşme Cumhurbaşkanı'nın darbe girişimini öğrendiğini belirttiği saat 20'den önce gerçekleşiyor. Nitekim Cumhurbaşkanı Erdoğan dün gece El Cezire kanalına verdiği mülakatta darbe girişimine ilişkin ilk somut haberi eniştesinden aldığını ancak MİT ve başka kaynaklardan da bilgiler geldiğini söyledi. Başarma riskleri yüksekti deniliyor yine sevgili izleyicilerimiz. Fidan güvenli yere geçiyor. MGK'ya saldırı ihbarı geliyor. Bu arada dünkü MGK öncesinde de MİT'e MGK toplantısı sürerken Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne yönelik bir F-16 ile saldırıda bulunacağı ihbarı geldi. Teşkilatın internetteki ihbar hattı üzerinden gelen bu bilgilerin ardından 10 kişilik bir ekiple operasyon gerçekleştirildi. İhbarın yapıldığı yerin bulunması için IP adresleri incelendi. İhbarın yapıldığı kent ve konum bulunduktan sonra ihbarı yapanın kimliğine ulaşıldı. Bu kişinin yakalanması için hemen harekete geçildi. Yakalanan şahıs camide namaz kılarken aklına böyle bir saldırı olabileceğini düşündüğünü, uyarmak istediğini, bu nedenle bu maili yazdığını söyledi. İhbar asılsız çıktı ancak MGK toplantısı nedeniyle başkentte olağanüstü bir güvenlik vardı. Evet ve diğer siyasi parti temsilcilerine de ulaşmaya çalışıyoruz sevgili seyircilerimiz. Onlara da ulaştığımız andan itibaren kendileriyle de telefon bağlantısıyla gündemi değerlendirmeye devam edeceğiz. Yine biliyorsunuz son dakika haberleri arasında Ege Denizi'ndeki F-16'ların bir operasyon gerçekleştirdiği ve sahil güvenliğe ait botların hem Yunan tarafından hem Türk birlikleri tarafından ortak operasyon gerçekleştirildiği yönünde haberler vardı. Yine askeri kaynaklar Simi Adası açıklarında şüpheli iki botun bulunduğu yönünde deniz kuvvetlerine ulaşan ihbar üzerine Ege Denizi'nde güvenlik güçleri alarma geçmişti. Reuters'in geçtiği son dakika haberde ise F-16'ların Yunan karasularında kayıp Türk sahil güvenlik botu bulunduğu iddialarını kontrol etmek amacıyla havalandığı da belirtilmiş bu noktada.
Evet, son dakika gelişmelerini de sizlere aktarmaya devam edeceğiz. Ve tabii ki kahramanlar var sevgili izleyicilerimiz. Bu kahramanlar halkın arasından çıktı, polislerin arasından çıktı. Ve tabii ki yine askerlerimiz arasından çıktı. Onuruyla, şerefiyle o üniformayı hak ederek taşıyan askerlerimiz tarafından da onurlu yaklaşımlar söz konusu oldu. İşte Bordo Berelilerimizin göstermiş olduğu ve kendilerine darbe yapılmak istendiği sırada Bordo Berelilerinin komutanının yaveri tarafından darbecinin alnından vurularak öldürülmesi gibi ve oraya Bordo Berelilere yapılacak olan bir darbe girişiminin önlenmesi de söz konusuydu. Bu yüzden gerçekten bu konuda hani Türkiye Cumhuriyeti için vatan söz konusuysa gerisi teferruattır sözü gerçekten yerini buldu ve biz bir kere daha devletine, ülkesine sahip çıkan herkese teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve Genelkurmay'dan darbe girişimi soruşturması başlatılmış. Gözaltındaki 125 generalden 109'unun tutuklandığına dair haberler var. Cumhurbaşkanı oteline saldıran firari darbeci askerlerden biri yakalanmış galiba herhalde. Biri yakalandı, evet. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 15 Temmuz darbe girişimi sırasında bulunduğu Marmaris'te otelde ayrıldıktan kısa süre sonra helikopterle gelip saldırıda bulunan darbeci askerlerden biri daha yakalandı. Saldırıya katılan ekipte olan ve kimliği henüz açıklanmayan asker Ula ilçesi Akkaya mahallesine otostop yapmak isterken yakalandı. Armutalan mahallesinde de kıyafet çalarken görüldükleri belirtilen 3 asker de bu bölgede aranıyor. Evet, dediğimiz gibi operasyonlar gerçekleştiriliyor, olağanüstü halk kararı alınıyor ama bu olağanüstü halk kararı sıkı yönetim değil diye bastıra açıklanmaya çalışılıyor. Normal hayat devam edecek, ekonomik açıdan devam edecek, vatandaşlarımız bu konuda gerekli duyarlılığı gösterecek. Bu 3 aylık olağanüstü hal süreci içerisinde de işte o kaçak, saklanan, darbe girişiminde bulunan, ülkenin BK'sına yönelik yapılmış bu hareketlerin içerisinde bulunan sözüm ona, ne diyelim ki, onlara bir isim bulmak lazım. Vatansız hainler diyelim. Çünkü onlar emirlerini ayakta durmakta bile zorlanan bir şahıstan alıyorlar ki ona da şaşıyoruz yani. Ona da şaşıyoruz. Yani arkasından gideceğiniz kişi bir kere bir duruşu olması lazım. Daha ayakta duramıyor. Ağlak yüzlü, pörtlek gözlü, bu şekilde tanımlayacağız. Yani böyle bir insanın arkasından gidenlerin şahsiyetinden, kimliğinden ve beyninden şüphe etmemek mümkün müdür? Değildir tabii ki. Evet, sevgili izleyicilerimiz, tekrar ortak yayınlarımızı hatırlatalım. Radyo Klas'la ortak yayındayız. Facebook'tan canlı yayındayız. Şu an takipler de devam ediyor. Facebook üzerinden de teşekkür ediyoruz takipçilerimize de. Mesajlarını da bekliyoruz. Tekin Naşap'la manşet Instagram adresimiz. Lütfen bizleri takip edin. İçel TV Mersin Twitter adresimiz ve İçel TV Facebook adresimiz. 0324-233-6655 ve 233-55-66 numaralı telefonlardan da bizlere ulaşabilirsiniz diyoruz. Sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri, aynı zamanda sosyal medya takipçilerimiz. Twitter hesabımıza bir mail gelmiş. Ümit Özdağ ve Meral Akşener canlı yayında tartışsın diye bir talep varmış. Görelim mi Ezel? Görebilecek durumda mıyız? Yani hani biliyorsunuz biz her daim objektif davrandık. Objektif davranmaya da devam ediyoruz. Ümit Özdağ ve Meral Akşener canlı yayında iktidar programlarını tartışsınlar diye bir istek gelmiş. Kim tarafından gelmiş Ezel? MHP Biziz hesabından gelmiş. Bizim adrese mi gelmiş bu? İçel TV Mersin'e gelmiş, Twitter hesabımıza gelmiş. Görüşlerinizi önemsiyoruz sevgili izleyicilerimiz ve sosyal medya takipçilerimiz. Evet, gördük ki halk isterse her şeyin önünde durabilir ve halk isterse her şeyi elde edebilir. Hani Kurtuluş Savaşı'nda nasıl halk elinde her türlü imkansızlığa rağmen yüreğini ortaya koydu ya,
Bakın kurşunlara karşı yüreğini ortaya koydu. Tanklara karşı yüreğini ortaya koydu. Hiç korkmadan, üşenmeden, geri adım atmadan, üzerine sıkılan kurşunlara rağmen, üzerine gelen tanklara rağmen dik duruşunu sergiledi vatandaş. İşte hepimiz buyuz. Biz Türkiye'yiz. İşte böyle Türkiye'yiz biz. Ve biz böyle Türkiye olmaya devam edeceğiz. Ezel'cim, bizim dosyanın içinde biz Türkiye'yiz diye o güzel bir klip vardı. O duruyor mu orada? Evet, manşet galiba. Manşet klasörünün içinde olması lazımdı diye düşünüyorum. Biz Türkiye'yiz sevgili izleyicilerimiz. Alevisiyle, Kürdüyle, Türk'üyle. Evet, onu izleyelim çünkü ona çok ihtiyacımız var. Şu an birlik beraberliğe, birbirimize sımsıkı sarılmaya, Türk Silahlı Kuvvetlerimize, polisimize, özel harekatçımıza sahip çıkma vaktidir. Onların yanında durma vaktidir. Ve o darbeciler, vatan hainleri, vatana ihanet edenler, halka kurşun sıkanlar da cezalandırılacaktır. Bundan hiç kimsenin endişesi olmasın. İdam için biliyorsunuz Sayın Cumhurbaşkanı, benim önüme böyle bir şey gelirse hiç tereddüt etmem, onaylarım. Ha, Avrupa Birliği'nde bizden önce böyle bir imza atılmış, o imzayı geri çekmesini de biliriz dedi Sayın Cumhurbaşkanı. Tebrik ediyoruz bu duruşundan dolayı ve çok önemlidir Sayın Cumhurbaşkanı'nın özellikle 15 Temmuz günü vatandaşına ulaşması ve vatandaşının sokaklara sahip çıkmasını istemesi bence büyük bir adımdır, büyük bir yürekliliktir. Sayın Cumhurbaşkanımızı ve Başkomutanı bir kere daha tebrik ediyoruz ve benim isteğim, hani olursa güzel olur, Sayın Cumhurbaşkanımızı başkomutan olması hasebiyle de Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait o komutan kıyafetiyle, üniformasıyla da ekranlarda görmek isteriz. Hem askerimize de şanla, şerefle bu mesleği yürüten askerlerimize de güzel bir moral olur diye düşünüyorum. Evet, bakın biz Türkiye'yiz. Biz Türkiye'yiz. Şimdi yayınlayacağım klibi lütfen sesini biraz daha açın. Ve sözlerine lütfen dikkat edin. Buna çok ihtiyacımız var. Evet, buyurun izleyelim. Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Büyük Türkiye. Aslı açar, şirin açar çiçeklerim. İşte ben Türkiye'yim. Bir şiirde iki dize, sevdanın nakşolduğu kilimde desen, dervişin üflediği neyim? Ben Türkiye'yim. Ağlayan, gülen Türkiye. Ben. Yetim bebelerin beşiklerine bağ, elma yanaklı kızlarımın başında yazma, umutla dikilen fidan, yalın ayak insanlarda yüreğim. Ben Türkiye'yim. Umutların büyüdüğü Türkiye. Güneş bir başka doğar bende, yıldızlar bir başka pırıldar geceleri. Hilal hakimdir bende göklere, taşınır ellerde nur meşalesi, karanlıklar yırtılır, yeni güne gebeyim. Ben Türkiye'yim. Aydınlık Türkiye. Ben Ilgaz Dağı'nda Çoban Ali, sınırda nöbet tutan Mehmet, Ayşe kız, Fatime gelin, sizler dağ çiçeklerim, Karakoy'un boynundaki zil, Ali'nin üflediği kaval sesiyim. Ben Türkiye'yim. Can Türkiye. Toroslarda Dadaloğlu'nun, gözelerde Karacaoğlan'ın izi vardır. Narasını duyarsın Köroğlu'nun çamlı bel rüzgarında. Dağlar sevdaların hatırasıdır. Ben Toroslar, Ağrı, Erciyes, Palandöken, Kaçka. Ferhat'ın deldiği dağ, Şirin'in öptüğü çevreyi. Ben Türkiye'yi. Sarı zeybek, onun halay çayda çırayım. Ben Türk'üm, ağaçlarda, halaylarda. Umut olup dikilen ben, ufuklarda sökülen ben. Ay yazıp sayfalara, türkü türkü yakılan ben. Ben Türk'üm, sen Türk'üsün. Efsanesinde Ağrı Dağı, Munzur'dan çağlayan yürekteki ben.
Bin göllü çobanlarım çığırır türkülerimi. Uzanır her vakit Nemrut'tan elim. Harran'dan yükselen zılgıt sesiyim. Ben Türkiye'yim. Kucaklaşan Türkiye. Dile gelir Bursa. Söğüt, Domaniç. Tarihi anlatır Koca Çınar. Selviler andırır minareleri. Şehirler sultanı. Can İstanbul. Alınır seninle Sultan Mehmet Han. Hanlar Hanı. Hey Koca Sultan. Bizi biz yapan Koca Sinan'ın Haşmet'le diktiği Selimiye'yim. Ben Türkiye'yim. Sevda Türkiye. Evet. Sevdayım ben. Ana sütü kadar ak, ana sütü kadar temiz sayfalara yazılırım. Minik parmaklar beni taşır. Sevgi olurum karşılıksız yüreklerde. Dağ diplerindeki, ötelerdeki köyler de benim. Omuzlarında taşır beni öğretmenim. Ayşe, Mehmet, Hatice öğretmen de sevgiyim. Sen önderim, liderim, baş öğretmenim. Bozkır'ın zeybeği, Gazi Kemal. Hey! Sen Türkiye'msin. Ben Türkiye. Biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı Türkiye. Bu dağlar, bu ovalar, bilin ki Türk'ün yurdu, aslımız insan neslidir, Türk'e semboldür kurdu. Soyu Ermeni olanlar nereden bilecek Kürt'ü? İhaneti seyreyleyin perdedeki delikten, bu hesaptır, sorulmalı Apo denen köpekten. Evet, sevgili izleyicilerimiz, yani şöyle bir iki tablo çizelim. PKK terör örgütü ve bir onun kadar vahşi, bir onun kadar acımasız ve bir onun kadar da maalesef ve ne yazık ki rütbe giymiş, içimize sızmış hainler de var. Ve bu daha kötü, biliyor musunuz? Yani biz PKK terör örgütünün zaten hain olduğunu biliyoruz. PKK terör örgütünün zaten bu ülkeye zarar vermek istediğini biliyoruz. Ama içimize sızan bu hainler, içimize sızan bu vatan hainleri bizim canımızı çok yaktı. Ve aldığı maaşla, vatandaşın vergisiyle alınan silahlarla, kurşunlarla, araçlarla kendi vatandaşına silah sıktı. Kurşuna dizdi. Uçaklardan bombalar attı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni bombaladı. Polis Özel Harekat Merkezi'ni bombaladı. Şehitlerimiz oldu. Yaralılarımız oldu. İşte bu kahpece, bu haince saldırı bir darbe değil. Bir kalkışmaydı. Hainlerin kendilerini gösterme günüydü. Ve o hainler şimdi tek tek böyle üzerlerindeki o şanlı ve şerefli üniforma çıkartılarak görüyorsunuz, izliyorsunuz ve şaşırıyoruz. Hiç ummadığımız anda, hiç ummadığımız yerden hainler fışkırıyor. Evet, biz bunu da atlatacağız. Çünkü biz Türkiye'yiz. Çünkü biz birbirimizle kenetlendiğimiz müddetçe üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir güç yoktur. Askeriyle, polisiyle, vatandaşıyla işte... sevgili izleyicilerimiz, hep bir araya geldiğimizde işte soysuzlar, işte hainler bir bir ortaya çıkartılıyor ve kelepçelenerek hak ettikleri yerlere götürülüyorlar. Evet, maalesef bazı protokollerde bir araya geldik. O geldiğimiz güne lanet olsun. Maalesef ve ne yazık ki sözüm ona, Mersin'de eline geçirdiği bir telsizle emir komuta bende gibi bir zavallılık içerisine giren bölge garnizon komutanını izlediniz az önce sevgili izleyicilerimiz. Ama helal olsun ki öyle bir emniyet müdürümüz var ki hemen farkına vardı ve bu kalkışma Mersin'de gerçekleşmeden
anında bertaraf edildi. Sayın Rami Başdoğ, Mersin İl Emniyet Müdürümüz, kendilerini tebrik ediyoruz. Kendilerinin huzurunda Mersin Emniyetini tebrik ediyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin polis teşkilatını tebrik ediyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü bir Türkiye olmasına büyük katkısı olan güçlü ordumuza teşekkürlerimizi sunuyoruz. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin yanındayız, arkasındayız, önündeyiz. Ve özel harekatçılarımıza ayrıca çok farklı bir teşekkür ediyoruz. Çok özel bir teşekkür ediyoruz. Göstermiş oldukları üstün performanstan dolayı, göstermiş oldukları üstün ilgiden dolayı bir kere daha onlarla gurur duyduğumuzu ve iyi ki varsınız aslanlar diyoruz. Polis teşkilatına da buradan selam ve sevgilerimizi iletiyoruz. Tabii en büyük övgü vatandaşımızın ve Türkiye Cumhuriyeti'nde demokrasisine sahip çıkan, bu ülkenin bölünmez bir bütün olduğu kavramını yüreğine işleyen, tankın, topun, tüfeğin önüne hiç yılmadan, geri dönmek düşünmeden, korkmadan üzerine gitti ve şehit oldu ve yaralandı. İşte o vatandaşlarımıza, şehitlerimize de Allah'tan rahmet diliyoruz. Evet, Türkiye Cumhuriyeti şehitlerimize bence bir onur madalyası, onur plaketi. Artık ne olursa olsun Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki 550 vekil artık çalışın. Artık çalışın ya, önümüze bir şeyler çıkartın, koyun artık ya. Yani yan gelip yatmanın, oturmanın vakti değil arkadaşlar. 500 milletvekili, 550 milletvekili lütfen çıkın ya, biriniz deyin ki kardeşim, bu ülkenin bölünmez bütünlüğüne karşı dimdik ayakta duran ve burada şehit olan vatandaşlarımızın yakınlarına onur madalyası verelim, şeref madalyası verelim, üstün hizmet belgesi verelim deyin ya, bunları konuşun artık. Konuşun. Çünkü onlar olmasaydı bugün hiçbirimiz belki de sağlıklı bir şekilde karşınızda olmayacaktık. Tabii basına da sansür uygulanmaya çalışıldı. Maalesef ve ne yazık ki sevgili izleyicilerimiz, halkın sesi kesilmeye çalışıldı. Ama buna da yine vatandaş mani oldu. Askerlerin, o darbeci hainlerin karşısında yine vatandaş durdu ve kendi sesinin kısılmasına da müsaade etmedi. Evet, yerel gazetelerimize geçelim ama ondan önce sosyal paylaşımlar sevgili izleyicilerimiz. Sosyal paylaşımlarda neler paylaşılmış hemen geçelim. Evet, Sayın Aytu Atıcı, 14 yılda devleti çökme noktasına getiren RT, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni devre dışı bırakacak o hal ilan etti. Demokrasiyi koruyacak, karanlığa yenilmeyeceğiz demiş Sayın Aytu Atıcı. Ve Akdeniz Belediyesi ile Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğümüz mobil ekipleri ilçemizdeki ana caddelerde toplu temizlik çalışması yapıyor, paylaşımını gerçekleştirmişler. AK Parti Mersin Teşkilatı da hakimiyet milletindir. Mersin demokrasi nöbetine devam ediyor. Cumhuriyet meydanındayız diyor. Evet, dün geçtik oradan. Müthiş bir kalabalık, müthiş bir yoğunluk vardı. Dediğimiz gibi dikkat ederseniz bakın, daha yakından getireyim görüntüleri. Herkesin elinde ayıldızlı bayrak var. İşte bu tek millet, tek devlet, tek bayrak şuuruyla hareket eden vatandaşlarımızın aralarında Milliyetçi Hareket Partisi'nden tutun, Cumhuriyet Halk Partisi'nden tutun, hatta ve hatta HDP'lisinden tutun, herkes var. Bu yüzden diyoruz ya, biz hep birlikte güçlü bir Türkiye'yiz. Siyasi kimliği bir kenara bıraktık. Çünkü söz konusu vatan, gerisi teferruat. Siyasi parti neymiş, o da neymiş dedik, kenara ittik ve alanları doldurduk. Alanlarda demokrasi nöbeti tutmaya devam ediyoruz, devam edeceğiz. Ve yine AK Parti, vatan için nöbetteyiz, Türkiye meydanlarda, yine meydanlardayız diyor yapılan paylaşımlarda sevgili seyircilerimiz. Ve Ali Cumhurtaşkın, OHAL ilanının amacı demokrasiye ve vatandaşlarımıza yönelik yönelik tehdidi etkin bir şekilde önlemektir açıklamasını yer vermiş. Sayın Baki Şimşek, Milliyetçi Hareket Partisi Tarsus Belediye Başkanımız Sayın Şevket Can eşliğinde Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli Bey'i makamında ziyaret ettik paylaşımını gerçekleştirmişler. Ve Sayın Bülent Tüfekçi, milli duruşu ve cesurluğundan hiçbir zaman ödün vermeyen değerli Malatyalı hemşehrilerime hitap ettim demiş Sayın Bülent Tüfekçi de. Ve Sayın Burhanettin Kocamaz, şu an ilan edilen olağanüstü halin masum insanları rahatsız etmemesi, terör ve darbe yanlılarına karşı etkili şekilde uygulanması temennimizdir. Her ne kadar olağanüstü bir dönem olsa da demokratik kurallardan uzaklaşılmaması en büyük temennimizdir. Bizler bir ulu çınarın dallarıyız.
Günaydın Mersin, günaydın sevgili halkım. Güne olağanüstü bir ortamda başlıyoruz. Haydi hayırlısı inşallah en kısa zamanda normalleşmeye döneriz. Talebimiz ve ilkemiz sonuna kadar demokrasi, sonsuza kadar cumhuriyet. Asla vazgeçmeyiz, geçemeyiz. Zira geleceğe ahdimiz var, kararlıyız diyor Sayın Kocamaz. Ve Cumhuriyet Halk Partisi de Grup Başkan Vekilimiz Özgür Özel, olağanüstü hal kararı sivil darbedir demiş. Olağanüstü hal kararı meclise vefasızlıktır, nankörlüktür, sivil darbedir demişler. Ve Sayın Hamit Tuna, yürümezsek hak yolda, erimezsek hak yolda, çürümezsek hak yolda, gök girsin, kızıl çıksın demiş. Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli'nin paylaşımını paylaşmış Sayın Hamit Tuna, Toroslar Belediye Başkanı. Ve Sayın Mustafa Destici, şehitlerimiz Kahraman Özel Harekat Müdürümüz Zafer Koyuncu ve Çağdaş Tom Kuç'u Hakk'a uğurladık, mekanları cennet olsun demiş. İşte diyoruz ya sevgili izleyicilerimiz, sahip çıkmak lazım. Şehitlerimize, yaralılarımıza, vatandaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Ve artık bir an önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bulunan tüm siyasi partilerin milletvekilleri, yani o 550 milletvekilinin bunu öneri olarak getirmesini bekliyoruz. Şeref madalyası mı dersiniz, üstün hizmet madalyası mı dersiniz, adına ne derseniz deyin. Ama bu büyük ve kararlılıkla tanka, topa, tüfeğe ve mermilere karşı duran o şehitlerimize ve vatandaşlarımıza bir öneri getirin lütfen diyoruz. Ve 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti'nde bence demokrasi günü ve demokrasi şehitlerini anma günü olarak da lütfen resmi tören olarak da geçsin. Ve geçiyoruz Mersin Büyükşehir Belediyesi. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilecek, Mersin'e vizyon katacak ve kent merkezine hayat verecek kentsel tasarım ve yenileme projesinin tanıtım toplantısı yapıldı dün. Canlı olarak İçel TV'de sizlere aktarılmıştı sevgili izleyicilerimiz. Ve Radyo Klas dinleyenlere zaten bugün bir daha sizlere bir kesitini aktaracağız. Ve Mersin Valiliği de demokrasi nöbetindeki Mersinlere valimiz tarafından Türk bayrağı ve su dağıtımına devam ediliyor diyor. Evet, bu katkılar önemli. Orada vatandaşın ihtiyacının giderilmesi noktasında demokrasi nöbetinde bulunan vatandaşlarımıza bazen mesajlar geliyor. Görüyorum işte yemek dağıtmak isteyenler oluyor. Orada vatandaşların birlik ve beraberlik içerisinde aynı sofrayı paylaşmak istemeleri. İşte tabii ki havaların sıcak olması nedeniyle su ihtiyacı tabii ki önemli. Bunların da karşılanması gerçekten olgunlukla karşılanıyor. Teşekkür ediyoruz. Sayın Mehmet Türe, Anamur Belediye Başkanı, Allah doğrunun yanındadır. Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Türe görevinin başındadır. Az önce Sayın Ali Gürkan Şamiloğlu da bu konuda gerekli bilgileri aktarmıştı. Ve Sayın Nebi Yılmaz, MUT Belediye Başkanı, Beşçatal mevkinde vatandaşlarımızla sohbet edip Büyükşehir Belediyesi ile MUT Belediye'mizin çalışmaları hakkında bilgi verdik. Bizleri ilgi, alaka ile dinleyen vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum demiş. Ve Sayın Umman Olcak, turizmci biriyle evlenin. Bu yoklukta turizmi bırakmadıysa sizi hiç bırakmaz. Ve Sayın Olcay Kılavuz, akşam Perşembe, yani bugün herhalde. Bugün Perşembe'ydi değil mi Ezal? 21'iydi, evet. Türkiye genelinde tüm il, ilçe, ülke ocaklarımız tarafından hainlerin darbe girişiminde şehit olan polis, asker ve sivil vatandaşlarımız için Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılarak Mevlid-i Şerif okutulacaktır diyor. Olcay Kılavuz, Ülke Ocakları Genel Başkanı böyle bir açıklamada bulunmuş. Kendilerine teşekkür ediyoruz ve Allah kabul etsin diyoruz. Şehit Polis Özel Harekat Meriç Alemdar'ı da anarak paylaşımda bulunmuş Sayın Olcay Kılavuz. Ve Silifke Belediye Başkanı Doktor Mustafa Turgut, Gökbelen Mahallemizin sokak ve caddelerinde yaptığımız asfaltlama çalışmalarını yerinde inceledik. Vatandaşlarımız teşekkürlerini dile getirerek hizmetlerle ilgili yeni talepte bulundular diyor. Evet, aslında sevgili izleyicilerimiz, paylaşımlar da özellikle sosyal medyada biliyorsunuz, özellikle demokrasi nöbeti tutulduğu her alanda, her platformda vatandaşlarımız sokaklardaki yerini alıyor. Sizden ricamız, bakın Tekin Erşap'la manşet Instagram adresimiz, İçel TV Mersin Twitter adresimiz ve İçel TV Facebook adresimiz. Bu görsel paylaşımları ama resim olanlarını bizlerle paylaşırsanız yarın sabahki programımızda yine sizlerle kamuoyuyla paylaşalım.
birlikteliğimizi, beraberliğimizi ve bütünlüğümüzü dosta düşmana gösterelim. Ve Sayın Şerafettin Aşur, tabiatın güzelliğine bakın, tabiatı katletmeye çalışalım çünkü tabiat bize çocuklarımızın emaneti diyor. Ha pardon, tabiatı katletmemeye çalışalım, özür dilerim. Ve Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı milletimiz Beştepe Millet Camii'nde vatan ve demokrasi nöbetine devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan durmak yok, meydanlardan çekilmek yok, meydanları boş bırakmayacağız açıklamalarına yer vermiş. Ve Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlığı tarafından da Cumhurbaşkanımız bizler demokrasiden asla taviz vermedik, bundan sonra da vermeyeceğiz. Bu böyle bilinsin sözünü paylaşmış Sayın Binali Yıldırım. Sakın endişeye kapılmayın, Türkiye bu badireyi atlattı ve bundan sonra yatırımlarla güçlenerek yoluna devam edecektir. Yine Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı'nın paylaşımını retweetlemiş Sayın Binali Yıldırım. Milletimizin tüm fertleri darbeciler karşısında tek vücut olmuş ve halkımız kahramanlık destanı yazmıştır. Ve Başbakanımız da alınan bu karar halkımızın gündelik hayatına yönelik olmayıp devletin mekanizmalarını düzenli ve hızlı işleyişine yöneliktir diyor. Alınan olağanüstü hal uygulamasıyla ilgili. Evet, sosyal medyadaki paylaşımlar bu yöndeydi sevgili izleyicilerimiz. Hemen yerel gazetelerimize geçelim ve yerel gazetelerimizin ilk sayfa haberlerini sizlere aktaralım. Ve Akdeniz Gazetesi sevgili izleyicilerimiz, darbe zanlılarının tamamı tutuklandı. Evet, üzerindeki üniformayı çıkartmaları gerçekten çok yerinde olmuş. Çünkü o üniformayı taşımak gerçekten yürek ister. Çünkü o üniforma şan ve şerefle dolu, namus kavramının en yüksek seviyede tecelli ettiği bir üniformadır. İşte o üniformayı taşımak hem çok büyük ağırlıkta hem de büyük bir şevkledir. İşte bunu taşıyamayanlar bir bir dökülüyor o üniformanın altından. Dediğimiz gibi o üniformayı her baba yiğidin harcı değildir taşımak. Onu taşıyabilmek adına iyi bir görüntü çizmek gerekiyor. Vatanına, milletine sahip çıkmak gerekiyor. Vatanın içindeki milletin vergileriyle alınmış o silahların vatana, vatandaki vatandaşlara yönelmesini kabul edemeyiz hiçbirimiz. Yazıklar olsun diyoruz. Aldığınız maaş, bakın bu çok önemli. Bu maaşlar, bugüne kadar yapılmış tüm maaşlar geri alınsın. Zaten rütbeleri er noktasına düşürüldü. Bir kere bunda güzel oldu. Ve bugüne kadar ki bütün mal varlıklarına el konulsun. Neden? Hak etmediler. Çünkü vatana ihanetin bedelidir bu. Mal varlıklarına el konulsun. Ve bakın çok önemlidir. Hani şehit yakınlarını destekleme dernekleri vardır, fonları vardır. Oraya aktarılsın. Şanla şerefle bu ülke için hayatını ortaya koyup şehit olanlarımızın geride bıraktıklarının daha huzurlu, daha iyi bir yaşam sürdürebilmeleri açısından. Çünkü onlar bunu çok fazlasıyla hak ediyor. Onlar şanla şerefle bu ülkeye, bu vatana görevlerini ifa ettiler. İşte birileri de ihanet etti. İşte aradaki fark bu. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine yönelik Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Necihat Atilla Demirhan ile üst düzey askeri ve emniyet mensubunda bulunduğu 22 kişi tutuklandı. Evet, o gülüş nerede şimdi? Yakalanırken ki o pis pis gülüş nerede şimdi? Çok merak ediyorum. Ne oldu? Ne oldu o pis pis gülüş? Sanki bu daha başlangıçtı. Siz bundan sonrasını görün dercesine, alay edercesine bir gülüş vardı arkadan kelepçelenirken. Şimdi o gülüşten eser kalmamış. Şimdi gerçekle yüzleşilmiş çünkü inlerine kadar inildi ve yavaş yavaş ne oluyor biliyor musunuz sevgili izleyicilerimiz ve Radyo Klas dinleyenleri? Artık itirafçı olmaya çalışıyorlar. Artık itiraf vakti. İtiraf ediyorlar. Yedikleri haltı itiraf etmeye başladılar. Sayın Hulusi Paşa'nın o boğazının sıkılmış haldeki ve o iz onun için büyük bir şereftir. Çünkü o vatanını satmadı. Çünkü o bildiriye imza atmadı. Ve en kötüsü nedir biliyor musunuz? En yakınındaki yaveri tarafından kafasına silah tutuldu. Ve paşamıza,
Sayın Hulusi Akar Paşa'mıza desteğimizin sonsuz olduğunu, yanında olduğumuzu, dik duruşundan dolayı göstermiş olduğu basiretli davranıştan dolayı bir kere daha kendilerini tebrik ediyoruz. Gurur duyuyoruz, onur duyuyoruz. Şanla ve şerefle bu üniformayı taşıdığı için de helal olsun bütün haklarımız diyoruz. Ama böylelerine de asla hakkımızı helal etmiyoruz. Vatandaş olarak hakkımızı helal etmiyoruz. Ve Türkiye Cumhuriyeti'nde artık idamın konuşulması gerektiğini ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne idamın gelmesiyle birlikte vatana ihanet edenlerin, bakın bu çok önemlidir, sakın sadist olduğumu, sakın böyle çok kötü bir düşünceye sahip olduğumu düşünmeyin. Bu vatana ihanettir. Vatana ihanetin bedeli de ölümdür, idamdır. Onları besleyemeyiz. İdam edeceksiniz ve bunları canlı yayında yapacaksınız. Tüm dünyaya da göstereceksiniz. Hatta İçel TV'de orada olsun, canlı yayın verelim. Büyük bir gururla ben o programı sunayım ya. Yani nasıl asıldıklarına dair. Çünkü bunu hak ediyorlar. Dosta düşmana karşı bu ülkenin bölünmez bütünlüğünü bir kere daha gösterelim. Avrupa Birliği'ne girmeyecek mi? Girmeyelim kardeşim. Girmeyelim. Bizim Avrupa Birliği'ne değil, Avrupa Birliği'nin bize ihtiyacı var. Artık bunu lütfen... Sayın Cumhurbaşkanı da çok güzel bir şey söyledi. Bizden önce imza verilmiş ama biz bu imzayı çekmesini de biliriz. Yani idam cezası Amerika Birleşik Devletleri için evet uygulanabiliyor. Rusya için evet uygulanabiliyor. Türkiye Avrupa Birliği'nde de Avrupa Birliği ülkelerinde idam yasakmış. Niçin? Bu arada olağanüstü eleştiriliyor. Bakın Fransa'da da biliyorsunuz terör eylemleri gerçekleştirildi ve Fransa yaklaşık 60 gündür olağanüstü hal uygulamasıyla karşı karşıyaydı ve Fransa bugün aldığı kararla olağanüstü hal uygulamasını uzatıyor. Niçin? Vatandaşının güvenliği için. Vatandaşının sağlıklı bir şekilde hayat sürdürebilmesi için. Evet, devam edelim gazetenin haberine. Mersin kalbi yenileniyor diyor sevgili seyircilerimiz. Mersin kalbi kent merkezi baştan başa yenileniyor. Mersin Büyükşehir Belediyesi, Silifke Caddesi, Atatürk Caddesi, Atatürk Evi çevresi, Taşbina çevresi, Yoğurt Pazarı ve Ulu Cami Meydanı'nı yeniliyor. Dün gördüm, çalışmalar var. Umarım güzel bir görüntüyle karşı karşıya olacak. O da mı FETÖ'cü diyor. Milliyetçi Hareket Partili Anamur Belediye Başkanı Eski Hava Yüzbaşı Mehmet Türen'in darbeden bir gün önce haberdar olduğu örgütün sözde imamı Şeref Emil'den kutlamalara hazırlık yapmasını istediği öne sürülmüş bu arada. Ve Mersin Üniversitesi'nde darbe girişimine tepki, devletin yanındayız. Mersin Üniversitesi akademisyenler 15 Temmuz gecesi gerçekleştiren darbe girişimini kınadı. Mersin Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Ahmet Çamsar'ı Cumhuriyet'in ve demokrasinin bekçisi olduklarını ifade ederek darbe girişimi Türk milletinin kararlı duruşu karşısında hezimete uğramıştır. Mersin Üniversitesi demokrasiye sahip çıkma noktasında her zaman olduğu gibi bugün de bütün varlığıyla tek vücut halinde devletinin ve milletinin yanındadır dedi. Teşekkür ediyoruz Mersin Üniversitesi'ne bu açıklamadan dolayı. Evet, gözaltına alınan hakim ve savcılara halktan tepki. Fethullahçı terör örgütüne örgütünün darbe girişimine yönelik Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 hakim ve savcı adliyeye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçilen hakim ve savcılar, çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Ve darbe girişimi kutlamalara da darbe vurdu. Türkiye'de 15 Temmuz 2016'da gerçekleştiren darbe girişimi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Barış ve Özgürlük Bayramı kutlamalarına da darbe vurdu. Mersin her yıl törenlerle kutlanan Barış Harekatı bu yıl iptal edildi. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Mersin Gazetesi, Mersin'in merkezi 6 projeyle yenileniyor haberine yer vermiş. Mersin'de 4 vali yardımcısı gözaltında, ikisi aranıyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası İçişleri Bakanlığı'nın başlattığı soruşturma kapsamında Mersin'de açığa alınan 6 vali yardımcısından 4'ünün gözaltına alındığı, ikisinin ise halen arandığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre Fethullahçı terör örgütünün 15 Temmuz'daki darbe girişimi sonrası başlatılan soruşturma kapsamında Mersin'de görevli 6 vali yardımcısı önceki gün görevlerinden alındı. Vali yardımcıları Ali Katırcı, Şükrü Yıldız, Mehmet Kurt ve Eyüp Sabri Kartal Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı kararı gereği gözaltına alınırken Veysel Özgür ve Ogün Bahadır'ın yakalanması için çalışmaların sürdüğü bildirilmiş. Ve hepsi tutuklandı. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine yönelik Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında adliyeye sevk edilen, aralarında Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuamiral Nejat Atilla Demirhan ile üst düzey askeri ve emniyet mensubunun da bulunduğu 22 kişi tutuklandı.
15 Temmuz Cuma günü yapılan darbe girişimine destek verdikleri belirlenen kişilere yönelik yürütülen operasyonlarda Mersin'de kendini sözde sıkı yönetim bölge komutanı ilan eden Akdeniz Bölge Garnizon Komutanı Tuğamiral Necat Atilla Demirhan ile birlikte bir binbaşı, bir yüzbaşı, bir assubay başçavuş, bir assubay üst çavuş, iki uzman çavuş ve bir sivil memur olmak üzere 8 askeri personel gözaltına alındı. Neymiş efendim? Neymiş? Kendini sıkı yönetim bölge komutanı. Sıkıysa hadi bir daha göster. Yani sıkı yönetim. Asıl yönetim bak halk tarafından geldi. En önemlisi de buydu. Ve senin sıkı yönetim ilan edişine Mersin Emniyet Müdürü'nün engel olmasıydı. Bu çok önemli. Bu çok çok önemliydi. Evet, gözaltından hakim ve savcılara vatandaştan tepki sevgili izleyicilerimiz. Fethullahçı terör örgütünün darbe girişimine yönelik Mersin'de yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan 48 hakim ve savcı adliye sevk edildi. Sağlık kontrolünden geçilen hakim ve savcılar, çevrede bulunan vatandaşlar tepki gösterdi. Edilen bilgiye göre 15 Temmuz Cuma günü darbe girişimine destek verdikleri belirlenen kişilere yönelik yürütülen operasyonlarda polis ve askeri personelin yanı sıra hakim ve savcılar da gözaltına alınmıştı. Hakimler ve savcılar yüksek kurulunca darbe girişimiyle ilgili başlatılan soruşturma kapsamında Mersin'de 30 hakim, 18 savcı da gözaltına alındı. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne 3 gün süreyle sorgulanan darbe zanlısı 48 hakim ve savcı dün sabah sıkı güvenlik önlemleri altında Torus Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolüne geçildikten sonra Mersin Adliyesi'ne sevk edildi. Çevredeki vatandaşlar zanlılara hastanede tepki gösterdi. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye, Haberci Gazetesi. Bakan Elvan konuştu, halk FETÖ'yü astı. Cumhuriyet Meydanı'ndaki demokrasi nöbetini telefonla bağlanan Bakan Lütfü Elvan, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin darbeci hainlerle karıştırılmamasını istedi. İdam tartışmalarının devam ettiği şu günlerde alanda toplanan vatandaşlar da Fethullah Gülen'in maketini dar ağacına astı. 4 vali yardımcısı gözaltında, ikisi aranıyor deniliyor ve darbe zanlılarının tamamı tutuklandı Mersin'de. Anamur ayağa kalktı. Anamur hamlesi diyor. Darbe girişimi soruşturması Anamur Belediyesi'ne sıçradı. Belediyedeki ofisinde ve evinde arama yapılan Başkan MHP'li Mehmet Türen'in bilgisayarına el konuldu. Türe ise savcıya ifade vermek üzere adliyeye gitti. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Güney Gazetesi de Mersin Üniversitesi'nde 16 dekan istifa etti. YÖK tüm üniversitedeki dekanlarının istifasını istemişti. Yüksek Öğretim Kurulu Başkanlığı askeri darbe girişimi sonrasında yaptığı toplantıda tüm devlet ve vakıf üniversitelerindeki dekanların istifasını istemişti. Darbe zanlıları tutuklandı. Tuğamiral Demirhan da aralarında olduğu 8 asker ve 14 polis tutuklandı. Hakim ve savcılar da adliyeye sevk edildi. 6 vari yardımcısı hakkında gözaltı kararının olduğuna dair haberler aktarılıyor. Ve Sayın Baki Şimşek namlusunu millete, çevrenlere selam durmayacağız mesajını iletiyor. Kent merkezinde yeni dönem başlıyor sevgili izleyicilerimiz. Ve darbecilere en büyük tokadı millet attı diyor Dil ve Edebiyat Derneği Başkanı Mustafa Erim yaptığı açıklamada. Ve Mezitli'nin havası değişiyor sevgili izleyicilerimiz. Geçiyoruz Çukurova Gazetesi'ne. Çukurova Gazetesi'nin de ilk sayfasına baktığımızda da darbecilerin eli güçlendirilmiştir diyor. Darbe girişimini kınadığını belirten Mesihat yönetimi Türkiye'de bir takım yetersizliklerin darbeye zemin hazırladığını savundu. Açıklamada Cumhuriyetimiz için gerekli olan sosyal, kültürel, ekonomik, insan hakları ve demokrasi gelişimindeki yetersizlik darbelere daima ortam sağlamış diyor. Ve hareketlilik sürüyor. 15 Temmuz darbe girişimi sonrası Türkiye genelinde yaşanan hareketlilik Mersin'de de sürüyor. Adliyeye sevk edilen zanlıların tamamı tutuklandı. 4 vali yardımcısı gözaltına alınırken Mersin Üniversitesi'nde 16, Toros Üniversitesi'nde 3 dekan istifalarını sundu. FETÖ, PDE davasında yargılanan eski emniyet mensupları için de yakalama kararı çıkarıldı. Darbe zanlılarının tamamı tutuklandı haberine de yer veriyor. Evet, yerel gazete turumuz sona erdi. Ulusal gazetelere geçeceğiz. Efendim? Evet. 48'i. Az önce aktardığımız haber sevgili izleyicilerimiz, şimdi sıcak bir gelişmeyi bildiriyor arkadaşlarım bana. Hakim ve savcı, toplam 48 hakim ve savcı dün adliyeye çıkartılmıştı. Bugün de haberi geldi. 48'i de tutuklanmış. Evet, ve biz o klibi bir kere daha izleyelim. Biz Türkiye'yiz klibini izleyelim. Ardından ulusal gazetelerimize tekrar karşınızda olacağız.
Biz hep birlikte Türkiye'yiz. Büyük Türkiye. Aslı açar, şirin açar çiçeklerim. İşte ben Türkiye'yim. Bir şiirde iki dize, sevdanın nakş olduğu kilimde desen, dervişin üflediği neyim? Ben Türkiye'yim. Ağlayan, gülen Türkiye. Ben yetim bebelerin beşiklerine bağ, elma yanaklı kızlarımın başında yazma, umutla dikilen fidan, yalın ayak insanlarda yüreğim. Ben Türkiye'yim. Umutların büyüdüğü Türkiye. Güneş bir başka doğar bende, yıldızlar bir başka parıldar geceleri. Hilal hakimdir bende göklere, taşınır ellerde nur meşalesi, karanlıklar yırtılır, yeni güne gebeyim. Ben Türkiye'yim. Aydınlık Türkiye. Ben Ilgaz Dağı'nda Çoban Ali, sınırda nöbet tutan Mehmet, Ayşe kız, Fatime gelin, sizler dağ çiçeklerim. Karakoyunun boynundaki zil, Ali'nin üflediği kaval sesiyim. Ben Türkiye'yim. Can Türkiye. Toroslarda Dadaloğlu'nun, gözelerde Karacaoğlan'ın izi vardır. Narasını duyarsın Köroğlu'nun çamlı bel rüzgarında. Dağlar sevdaların hatırasıdır. Ben Toroslar, Ağrı, Erciyes, Palandöken, Kaçka. Ferhat'ın deldiği dağ, Şirin'in öptüğü çevreyi. Ben Türkiye'yi. Ben harman tadı sarı zeybek, onun halay çayda çırayım. Ben Türkiye'yim. Ağaçlarla, halaylarla umut olup dikilen ben, ufuklarda sökülen ben, ay yazıp sayfalara türkü türkü yazılan ben. Ben Türkiye'yim. Sen Türkiye'sin. Efsanesinde Ağrı Dağı, Munzur'dan çağlayan yürekteki ben. Bingöllü çobanlarım çığırır türkülerimi, uzanır her vakit Nemrut'tan elim, Harran'dan yükselen zılgıt sesiyim. Ben Türkiye'yim, kucaklaşan Türkiye. Dile gelir Bursa, Söğüt, Domaniç, tarihi anlatır Koca Çınar, Selviler andırır minareleri. Şehirler sultanı, can İstanbul, alınır seninle Sultan Mehmet Han. Hanlar Hanı, hey Koca Sultan, bizi biz yapan Koca Sinan'ın haşmetle diktiği Selimiye'yim. Ben Türkiye'yim, sevda Türkiye. Evet, sevdayım ben. Ana sütü kadar ak, ana sütü kadar temiz sayfalara yazılırım. Minik parmaklar beni taşır. Sevgi olurum karşılıksız yüreklerde. Dağ diplerindeki, ötelerdeki köyler de benim. Omuzlarında taşır beni öğretmenim. Ayşe, Mehmet, Hatice öğretmen de sevgiyim. Sen önderim, liderim, baş öğretmenim. Bozkır'ın zeybeği, Gazi Kemal, hey! Sen Türkiye'msin. Ben Türkiye'yim. Biz Türkiye'yiz. Ay yıldızlı Türkiye. Ben Türkiye'yim. Sen Türkiye'sin. Bu dağlar, bu ovalar, bilin ki Türk'ün yurdu, aslımız insan neslidir, Türk'e semboldür kurdu. Soyu Ermeni olanlar nereden bilecek Kürt'ü? İhaneti seyreyleyin perdedeki delikten, bu hesaptır, sorulmalı Apo denen köpekten.
Evet. Ses konusunda bir sıkıntı yaşadık az önce sevgili izleyicilerimiz. O yüzden ara verdik. Devam edelim. Hemen gazetelerimize, ulusal gazetelerimize geçip Türkiye gündemine göz atalım istiyoruz. Ve Star gazetesiyle karşınızdayız. Star gazetesinin ilk sayfasına baktığımızda bürokrasi mücadeleyi engelledi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan El Cezire'ye yaptığı açıklamada FETÖ ile mücadeleye kanunlar ve mevzuatın engel olduğunu anlattı. Geçmişe yönelik elimizde belli şüpheler vardı. Biz bu teşebbüsün farkındaydık. Bağlantılarının nerede olduğunu da biliyorduk diye konuştu. Ve devam ediyoruz. Demokrasiye olan üstü koruma getirildi. Darbeciye OHAL, vatandaşa huzur deniliyor. Karar tehdide yönelik deniliyor. OHAL'in amacı vatandaşlarımızın hak ve özgürlüklerine yönelik bu tehdidin ortadan kaldırmak için gereken adımları en etkin ve hızlı şekilde atabilmektir. Bu uygulama demokrasiyi güçlendirecek. Her şey halk için deniliyor. Olağanüstü hali sıkı yönetimle karıştırmayın. Valilerin devreden çıkıp silahlı kuvvetlerin yönetime el koyması asla söz konusu değil, olamaz. Olağanüstü halk kararı halkımızı saldırılardan korumak amacıyla alınmıştır. Reforma aynen devam diyor. Türkiye ekonomideki reformlarını sürdürecek siyasi bir karar açıklıyor kredi derecelendirme kuruluşları. Aynı şeyleri daha önce de yaptınız, tutmadı. Biz kararlı şekilde yatırımlarımızı sürdüreceğiz diyor. Darbe girişiminin ardından MGK'dan alınan tarihi kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı. FETÖ'cü teröristlerin saldırılarından halkı korumak için 3 ay olağanüstü hal ilan edildi. Erdoğan demokrasiden asla taviz vermeyeceğiz açıklamalarında bulundu. Ve TSK'da hendek kazdılar diyor. PKK ve FETÖ işbirliğine dikkat çeken Köy Kurucuları Konfederasyon Başkanı Ziya Sözen, PKK ve PYD bölgede FETÖ'cüler Genelkurmay'da hendek kazdı diyor. PKK ile el ele çalıştılar diyor. Bu çok önemli. Bakın ben de bu yazıyı yazdım, ben de söyledim, ben de dikkatleri bu yöne çektim. Çünkü dikkat edin, Türkiye Cumhuriyeti, Türk Silahlı Kuvvetleri ne zaman PKK'ya yönelik bir operasyon gerçekleştirse ve PKK'yı bitirme noktasına geldiği andan itibaren ülkede bir karışıklık çıkıyor. Ülkede mutlaka bir yerden bir şeyler patlak veriyor. Nitekim 15 Temmuz öncesine gittiğimizde de Türkiye Cumhuriyeti'nin Türk Silahlı Kuvvetleri'nin operasyonları ve PKK terör örgütüne verilen zayiatları konuşuyorduk. Ve neredeyse bitme noktasına gelmişti. Hükümetin almış olduğu karar sonuna kadar gidilecek, son teröriste imha edilene kadar bu operasyonlar devam edecek mesajları veriliyordu. Ve 15 Temmuz'da bir darbe kalkışması gerçekleştirildi. Evet, bu bir darbe kalkışmasıydı. Evet, bu bir darbe girişimiydi. Amaçları, hedefleri bu yöndeydi. Ama bu süreç içerisinde aynı zamanda PKK'nın elini de güçlendirmekti. Buna dikkat edelim. Türk Silahlı Kuvvetlerimizin moral motivasyonunun en üst seviyede tutulması ve PKK ile olan mücadelenin etkin bir şekilde devam edilmesi zaruridir, şarttır. Bu yüzden sokaklar vatandaşlara dağlar ve o hainlerin bulunduğu tüm inlerde Türk Silahlı Kuvvetleri ve Özel Hareket Polislerimizin gözetimi altında olmaya devam edecek diyoruz. Milliyet gazetesi 3 ay OHAL kararı diyor. Tüm Türkiye dün Beştepe'deki MGK ve ardından yapılan Bakanlar Kurulu toplantılarından sonra yapılacak açıklamaya kilitlendi. MGK'da tüm Türkiye'de olağanüstü hal ilan edilmesi yönünde tavsiye kararı alındı. Hemen ardından Bakanlar Kurulu'nda tavsiye kararına uyuldu ve OHAL kararı açıklandı. Açıklamayı 23.30 sıralarında Cumhurbaşkanı Erdoğan bizzat okudu. Yetki hükümet ve valilerde bu uygulamayla birlikte. Gündelik hayata yönelik değil diyor Başbakan'ın yapmış olduğu açıklama. Denizdeki çatışmayı o önledi deniliyor. Darbe girişimi gecesi sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bazı savaş gemilerinin kayıp olduğu yönündeki iddialar yalanlandı. Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Bülent Bostanoğlu'nun 15 Temmuz darbe girişimi sırasında krizi İstanbul'dan yönettiği ve tüm gemileri 16 Temmuz sabahı itibariyle bağlı bulunduğu üslere döndürdüğü öğrenilmiş. El çektirmeye himmet takip ediyor. Polis ve yargı başta pek çok kamu kurum ve kuruluşundaki görevden alma işlemleri devam etti. Savcılıklar ve idarelerin özellikle Bankasya üzerinden cemaate himmet adı altında para yatıran isimler üzerinden işlem yaptıkları öğrenildi. Bankanın faaliyetlerinin incelenmesi sonucunda isimlerin belirlendiği bildirildi. Askeri hakim ve savcıların tamamı olan 262 kişi görevden uzaklaştırıldı.
Akademisyenlere de yurt dışı yasağı kondu. YÖK'ün istifalarını istediği 1577 dekanın tamamı görevlerinden ayrıldı. FETÖ ile ilişkisi olmayan dekanların atamalarını yeniden yapması beklenen YÖK, dün Dicle, Gazi, Yıldız Teknik ve Yalova Üniversitelerinin rektörlerini ise açığa aldı. Rektörler dahil tüm akademisyenlere yurt dışı yasağı getirilip yurt dışındakiler geri çağrıldı. Ve çelişkili ifadeler deniliyor sevgili izleyicilerimiz. Darbe girişiminde bulunan general ve subayların ifadelerindeki çelişki ve tutarsızlıklar dikkati çekti. Akar'ın rehin alınmasıyla ilgili tüm general Dişli Akar'a kelepçe taktılar, tepki gösterdi. Yarbay Türkan, Dişli Paşa da oradaydı. Akar Paşa yanlış yapıyorsunuz dedi. Akıncı üstünde yaşananlara gelince ise Dişli Akar dışarıdakilerle görüşülmesi emrini verdi. Orgeneral üstlük Akar çay içiyordu. Bana bunları ikna et dedi gibi çelişkili ifadeler vermişler bu arada. Ve devam ediyoruz. Sabah gazetesi, demokrasiden asla taviz yok diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan. Darbeci terörist yapılanmaya karşı demokrasiyi korumak için 3 ay olağanüstü halk kararı alındı ve bizzat Sayın Cumhurbaşkanı bunu vatandaşlarla paylaştı. İstihbarat zaafı olduğu ne yazık ki ortada diyor. El Cezire'ye konuşan Cumhurbaşkanı önemli mesajlar verdi. Darbe teşebbüsü haberini bana eniştem söyledi. İstihbarat teşkilatı ve farklı kaynaklardan doğrulandıktan sonra gerekli adımları attım. Bunun bir istihbarat zaafı olduğu ne yazık ki ortada. FETÖ'nün bir üst aklı var. Halkla el ele oldukça tanklar bir sonuç alamaz diyor. Ve FETÖ'cü imamı serbest bıraktılar. Akıncı Hava Üstü'nde yakalanan darbenin kara kutusu. FETÖ'cü iki hakim darbe sırasında Junta'nın karargahında ele geçirilen ordu imamının kaçması için kamikaze eylem yaptı. Sözde Hava Kuvvetleri'nin imamı sıfatıyla üniformalı teröristlere infaz ve bombalama fetvası veren yardımcı doçent doktor Adil Öksüz skandal bir kararla serbest bırakıldı. Bu kararı savcı itirazına rağmen hakimler Köksal Şahin ve Çetin Sönmez aldı. Gülen'in mollalarından biri olan Öksüz yakalandığında üste yakın bir yerde tarla bakıyordum diyerek kendini savunmuştu. Firari FETÖ'cü için yeniden yakalama kararı çıkarıldı. Ve alçak talimatı veren Kuzu Yunanistan'da sevgili izleyicilerimiz. Assubay İmam Kuzu ile darbeci General Öztürk aynı karede. Marmaris'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'a suikast düzenlemek isteyen FETÖ'cü piyonlara hain talimatı Gülen'in imamlarından bir assubay başçavuşun verdiği ortaya çıktı. Suikast girişimine de katılan MAK birliğinde görevli assubay başçavuş Zekeriya Kuzu polislere "Bak biz sizin ininize girdik" diye bağırdı. Darbe girişimi başarısız olunca 8 kişiyle birlikte Yunanistan'a kaçtı. Tabi Yunanistan'ın da iadesi söz konusu çünkü Yunanistan'ın özellikle darbe teşebbüsüne giren, halkının üzerine silahlarla ateş eden, öldüren ve yaralayan o 8 kişiyi de mutlak suretle iade etmesi muhtemel yüksek bir şekilde Türkiye'ye iade etmesi bekleniyor. Akşam gazetesi sevgili izleyicilerimiz, demokrasi için o hal diyor. 4,5 saatlik tarihi MGK'dan tarihi karar diyor manşetinde. Ve eniştemden öğrendiğim açıklamalarına yer vermiş El Cezire'ye konuşan Sayın Cumhurbaşkanı Beştepe'den F-16'lara 3 füze. Darbe haberinin ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne kurulan uçak savar sistemi cuntacıların milletin evine yönelik planlarını alt üst etti. O gece hedeflerden biri de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi de F-16'ların tıpkı Türkiye Büyük Millet Meclisi gibi sembol mekanlardan biri olan Beştepe'yi bombalanması planlanıyordu. Ancak darbe haberiyle birlikte külliyeye uçak savar füze sistemi kuruldu. Cuntacı pilotların milletin evine yönelik sortileri sırasında bu sistemden 3 ayrı atış gerçekleştirildi. Riski fark eden pilotlar bombardıman planından vazgeçip halkı sindirmek için ses duvarını aşma yöntemine geçti diyor. Tabi o ses duvarını aşmayla birlikte normal hızdan radar seviyesine uzaklaşmak ve sesten hızlı bir konuma geçebilmek adına yapılan o sürat bazen bomba patlaması etkisi de yaratmış halkın üzerinde büyük bir korku ve dehşet saçmak adına. Ve Vatan Gazetesi 3 ay o hal diyor, eniştem söyledi, inanmak istemedim diyor Sayın Cumhurbaşkanı'nın açıklamaları. İhanetin itirafı diyor, evet işte hainlerden biri daha Sayın Genelkurmay Başkanı'na yaverlik eden Yarbay Levent Türkkan, şöyle daha yakın gösterelim. İşte bu sevgili izleyicilerimiz. Birazdan şimdi bu üniformayı taşıyabiliyor mu, taşıyamıyor. Ve en yakınındaki yaveri, emir subayı
tarafından başına silah dayanıyor Genelkurmay Başkanımız Sayın Akar'a. İki Genelkurmay Başkanı'na yaverlik eden Yarbay Levent Türkan, 1989'dan beri Gülen'e hizmet ediyorum, cemaatteki abilerime itaat ettim dedi. Darbe gecesi o General Akar'a odasında tabanca çektiğini anlatmış, itirafçı olmuş bu arada sevgili izleyicilerimiz. Etkin pişmanlık yasasından da faydalanmak üzere eteğindeki her şeyi döktü. Yani itirafçı oldu. Orgeneral Akar'a nefes kadar yakın olan Yarbay Türkan yaşananları şöyle anlattı. Darbe yapılacağını bir gün önce sabah öğrendim. Genelkurmay Başkanı Danışmanı Kurbay Albay Orhan Yıkılkan görevimin Hulusi Paşa'yı etkisiz hale getirmek olduğunu söyledi. 15 Temmuz öğleden sonra Albay Yıkılkan ile tüm General Mehmet Dişli'nin odasına gittik. Dişli bize Akar Paşa'ya sen Kenan Evren olacak mısın, olmayacak mısın diye soracağını söyledi. Kabul ederse darbeyi yönetecekti, etmezse ben etkisiz hale getirecektim. 20'de Fidan'la görüştüler. Gidince Dişli geldi. Akar teklifi kabul etmedi. Yanlış yapıyorsunuz dedi. Elimde tabanca vardı. Akar Paşa abdest alıp namaz kılacağım dedi. Komutanım hiç sizi üzdüm mü, hainlik yaptım mı dediklerinizi yapın dedim. Özel kuvvetler alıp götürdü. Ve Türkan Özel'in yanı sıra Hulusi Akar ve Yaşar Güler Paşaların da dinlendiğini söylemiş bu arada. Sabah koy akşam al. 2011-2015'te Genelkurmay Başkanı Özel'in emrindeydim. Dinleme cihazını her gün odasına koyup akşam alıyordum. 10-15 saat ses kaydı alabiliyordu. Haftada bir cemaat abime kaydı veriyordum. Arama olunca koymuyordum diyor. Ve geçiyoruz. Orta Doğu Gazetesi itiraf etti diyor. Genelkurmay Başkanı Hulusi Akar'ın yaveri Piyade Yarbay Levent Türkan savcılık ifadesine paralel yapı üyesi olduğunu ve darbeyi itiraf etti. Şehitlere veda edildi. Trabzon Maçka ilçesinde terör saldırısına şehit olan polis memurlarından Ramazan Donat, Kırşehir İbrahim Akın, Bursa Çağdaş Tankoç ise Ankara'da son yolculuklarına uğurlandı. Bu arada ilginçtir. Pörtlek göz, ben öyle diyorum artık. Emekli maaşı alıyormuş Türkiye Cumhuriyeti'nden. Ve nihayet kesilmiş bu arada. SGK Fethullah Gülen'in emekli maaşını kesti, tüm sosyal haklarını da iptal etti. Gülen 1283 lira emekli maaşı alıyordu. Gülen en son maaşını 19 Temmuz 2016'da çekti. Gülen'in yeşil pasaportu daha önce iptal edilmişti. SGK'nın aynı kararı darbe girişimine katılan isimler için de alacağı belirtiliyor. Ve Fuat Avni yakalandığı iddiası, Başbakanlık ek binasına düzenlenen operasyonda Fuat Avni olarak bilinen Twitter hesabını yöneten kişinin yakalandığı iddia edildi. Operasyonda 10 mühendis gözaltına alındı. Fuat Avni isimli hesaptan son tweet ise dün yeniden atılmaya başlandı. Evet ve sevgili izleyicilerimiz, yakalama, tutuklama ve gözaltı dalgası sürüyor Türkiye genelinde başlatılan soruşturmalar kapsamında. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde de FETÖ operasyonu gerçekleştirilmiş bu arada. Ve geçiyoruz Habertürk gazetesine. Sakin Güç'ün 15 Temmuz zaferi diyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan dünyada hiçbir liderin karşı karşıya kalamayacağı zor şartlar altında liderliğini gösterdi. Bu zor durumdan ülkeyi Sakin Güç ile yüzünün akıyla çıkardı deniliyor. Darbeci teröre karşı olağanüstü hal 01'de yürürlüğe girdi. O halin kapsamıyla ilgili bilgiler aktarılıyor. İmralı yolunda yakalanmışlar. Fethullahçı terör örgütüne bağlı 12 albay. PKK terör örgütünün başı Öcalan'ı kaçırıp kaos yaratacaktı. Zodyak'a binemeden Kazlıçeşme'de yakalandılar. Ve Yeni Şafak gazetesi suikast ekibinde diyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başyaveri Albay Ali Yazıcı'nın 15 Temmuz gecesi Erdoğan'a suikast hazırlığının yapıldığını, İzmir'deki Çiğli Hava Üssü'ne gittiği belirlendi. Yaver'in korkunç itirafları var. Az önce üniformayla görmüştünüz. Sonrası bu sevgili izleyicilerimiz. Necdet Özel'in Emir Subayı Hulusi Akar'ın ise yaverliğini yapan ve Akar'ın rehin alınmasına başrol oynayan paralelci Yarbay Levent Türkan'ın itirafları casusluk ve terör şebekesinin tüyler ürperten gizleme yöntemlerini ortaya koydu. Evet. Makyaj iyi yaramış göze. Devam ediyoruz. Hürriyet gazetesi de 3 ay OHAL manşetini atmış. Erdoğan ekonomik faaliyetlere kısıtlama yok. Yaversiz de fotoğraf verilmiş bu arada. Dikkatlerden kaçmıyor. Tarihi MGK sonrası toplanan Bakanlar Kurulu kararını Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan açıklamış bu arada. Ve proje yaver diyor. Akar'ın yaveri itirafçı oldu sevgili izleyicilerimiz. İlk türbanlı rektörde
gözaltına alındı. 626 özel okula kapatma kararı çıkartılmış bu arada. CHP'den de Taksim'de miting. CHP Genel Başkan Yardımcısı Tekin Bingöl Partisi'nin 24 Temmuz Pazar günü İstanbul Taksim Meydanı'nda Cumhuriyet ve Demokrasi mitingi düzenleyeceğini açıklamış. İki subay da GATA'dan firar etmiş. Kaçak market kamerasında sevgili izleyicimiz tatilci kılığında. Ve geçiyoruz Posta Gazetesi. 4 saat 40 dakikalık Milli Güvenlik Kurulu ve 2 saatlik Bakanlar Kurulu toplantısından sonra karar verildi. Olağanüstü hal diyor Posta Gazetesi manşetinde. Cumhurbaşkanına ne MİT'ten ne de Genelkurmay'dan bilgi gelmiş. Kalkışmayı eniştesinden öğrenmiş diyor. 27 yıl saklamış Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın yaveri Yarbay Levent Türkan terörist başı Fethullah Gülen'in örgütünden olduğunu 27 yıl sakladı. Askeri liseye çalınmış sorularla giren hain yakalanınca her şeyi anlattı. İşte o taraftan satır başları diyor. Orgeneral Özel'i 4 yıl dinlemiş. Bu arada 2011-2015 yılları arasında dönemin Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel'in emir subay yardımcısıydım. Orgeneral Özel'in odasına dinleme cihazı koydum. 4 yıl her gün konuşmaları kaydettim. Darbe gecesi biz Hulusi Akar'ın odasına diğer FETÖ'cü subaylarla 20 civarında girdik. Ben tabancamı paşaya doğrulttum. Darbe bildirisini imzalatmaya çalıştık. İmzalamayınca alıp Akıncı üstüne götürdüler. Ben Genelkurmay'da kaldım. Olayları TV'den izledim. Başarısız olunca sabah teslim olduk diyor. Ve geçiyoruz Takvim Gazetesi. Cuntacılar işte bu emri verdi. Erdoğan'ı ölü ya da diri getirin. Darbe heveslerin ilk hedefi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dı. 25 kişilik özel tim Marmaris'e alındı. Hepsi tek bir talimat aldı. Bulun, getirin, ölü ya da diri fark etmez. Darbe eniştem haber verdi diyor Cumhurbaşkanı yaptığı açıklamasında. Suikast timi alarmı Marmaris'te hain avı diyor. Haldun Gülmez Deniz Kurmay Yüzbaşı, Özay Cödel Deniz Yüzbaşı, Ali Sarıbey Deniz Üsteğmen, Ahmet Çamoğlu Deniz Üsteğmen, Ferhat Erten Deniz Yüzbaşı, Hasan Alp Koruyucu Deniz Üsteğmen, Işın Ceylan Yaka Kıdemli Başçavuş diyor sevgili izleyicimiz. Cumhurbaşkanı Erdoğan'a saldırı için görevlendiren SAT ve MAK'lardan oluşan ölüm tipi amacına ulaşamadı. Bu darbecilerin bazıları yakalandı ancak 30 civarında hain kayıplara karıştı. Kaçakların üst düzey siyasilere suikastlar yapmaya hazırlandıkları bilgisi üzerine güvenlik önlemleri alındı. Takvim ise İstanbul'dan 3 helikopterle Marmaris'e giden saççı hainlerin kimliklerine ulaştı. Ve geçiyoruz farklı bir gazeteye. Türkiye Gazetesi programımızın da son gazetesi. Erdoğan demokrasiden asla taviz vermedik, vermeyeceğiz. 3 ay süreyle OHAL sivil otorite güçlenecek, özgürlükler kısıtlanmayacak. Darbe girişimlerine karşı ve terörle mücadelede yeni bir dönem başlıyor. Valilerin yetkisi artacak. TSK görevini onların emrinde yerine getirecek. Cumhurbaşkanı istihbarat zaafı var diye açıklamalarda bulmuş. Ve 15 Temmuz'un gizli kalan yönlerini açıklıyoruz diyor. Darbeciler Hatay'da toplanmış. Alevi muhtıra Sünni katliamı emri. Vatan haini FETÖ iç savaş çıkarmak için her türlü kalleş eylemi göze almış diyor. Ve Varan 2 dişli ihaneti köşkten yönetmiş diyor. Orgeneral Akar ikaz etmiş ama gözaltına almak kimsenin aklına gelmemiş diyor. 3 darbeyi albay bildirdi. Akıncılar üstünden bir albay MİT müsteşarına bu gece darbe yapabilirler demiş. Evet ve böylelikle bugün de programımızın sonuna geldik sevgili izleyicilerimiz, Radyo Kulağız dinleyenleri ve Facebook'tan şu an bizleri canlı takip eden takipçilerimiz. Yarın saatler 09'u gösterdiğinde yine manşet programıyla sizlerle birlikte olmak istiyoruz. Dediğimiz gibi vatandaşlarımızın huzur ve güveni için vatandaşlarımızın dirayetli ve sağduyulu yaklaşımları çok önemlidir. Bu nedenle vatandaşlarımızın demokrasi nöbetini devam ettirmeleri yönündeki açıklamalara riayet etmeleri ve lütfen araya girebilecek nifak tohumlarına aranızda yer vermeyin diyoruz. Az önce bana bir mesaj geldi, onu da aktaralım. Polis teşkilatından geldi sevgili izleyicilerimiz. Aslında sık sık gelen. Telefonda kendisini polis, savcı, asker olarak tanıtıp bankaya para yatırmanızı ve bir yere para, altın bırakmanızı isteyenlere inanmayın diyor. Asayiş polisi sevgili izleyicilerimiz, bir kere daha biz de hatırlatalım. Yarın tekrar birlikte olmak ümidiyle. Hoşçakalın. Yiğit yaşar koynunda, aşıklar destan yazar dağlarda. Kuzusuna kurdular, yunusuna Emrah.
bütün alem kurban benim yurduma. Lay 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 la la lay lay la la lay la la lay 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 lay. Mecnun'a Leyla'sına erişilmez sırrına, sen dost ararsan koş Mevlana'ya. Yeniden doğdum dersin, derya olur gidersin, bir başkadır benim memleketim. Lay 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 la la lay lay la 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 lay 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 lay. İç yapımı.